Efendim gün ortası başlıyor. Esasında başladı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başlamış oldu. AKP grubuna, partisinin grup toplantısında konuştu. Gruba seslendi AKP Genel Başkanı Erdoğan. İlerleyen dakikalarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da grup toplantısında konuşacak. Onu da getireceğiz ekranlarınıza. Evet, gün ortası başlıyor dedik. Önce özetler. Özetleyelim günün gelişmelerini. Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı 11. gününde Türk Silahlı Kuvvetleri etkisiz hale getirilen terörist sayısını 649 olarak açıkladı. Son operasyonda 33 terörist öldürüldü ve bir son dakika gelişmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'in batısındaki iki köyü daha PKK-PYD'den arındırdı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la telefonda görüştü. Görüşmede Soçi zirvesi ve Afrin harekatı ele alındı. Pentagon'dan Türk ordusunun Membiç'e yönelik olası operasyonu ile ilgili açıklama geldi. Pentagon sözcüleri Afrin harekatı ile ilgili olarak da dikkatimizi dağıtıyor ifadelerini kullandı. Sayın seyirciler, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ÖSO üzerinden Zeytin Dalı Harekatı'na yapılan eleştirileri değerlendirdi. ÖSO ile ilişkimiz marangoz testere ilişkisidir diyen Perinçek, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın Afrin operasyonundan memnun olduğunu söyledi. AKP'den CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ÖSO tepkisi geldi. AKP sözcüsü Mahir Ünal, CHP ÖSO'dan ne istiyor, neden nefret ediyor diye sordu. Bu arada Türk ordusu Afrin harekatında başarıyla devam ederken, operasyon karşıtı açıklamalar yapan Türk Tabipleri Birliği yetkilisi 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında Merkez Konsey üyesi 8 kişi gözaltına alındı. Türk Silahlı Kuvvetleri terör yuvalarını vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki ZAP, Avaşin Basyan ve Harkuk kampında toplam 8 hedef imha edildi. Günün diğer gelişmelerinden başlıklar. Türk Metal Sendikası ile MES toplu sözleşme pazarlığında anlaşmaya vardı. Metal işçisinin ücretlerine sosyal haklar hariç %24,63 zam yapıldı. Ve Van'ın Gürpınar ilçesinde bir minibüsle tır çarpıştı. Kazada 8 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi yaralandı. Özetler böyleydi. Gün ortası başlıyor. Afrin'e ilişkin gelişmelerle başlıyoruz. Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı kararlılıkla sürüyor. Bugün 11. gün. Türk Silahlı Kuvvetleri etkisiz hale getirilen terörist sayısını 649 olarak açıkladı. Son operasyonda 33 terörist öldürüldü. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugüne kadar toplam 649 terörist etkisiz hale getirildi. Açıklama Genelkurmay Başkanlığı'ndan geldi. Afrin'deki operasyonlar 11. gününe girerken savaş uçaklarımız, obüs ve tanklarımız PKK-PYD hedeflerini vurmaya devam ediyor. Türk jetleri son olarak hava harekatıyla PKK-PYD ve IŞİD'e ait sığınak, barınak, mühimmat, deposu ve silah mevzi olarak kullanılan 3 hedefi imha etti. Bu operasyonda 33 terörist etkisiz hale getirildi. Kararlılıkla süren harekatta çatışmaların yoğunlaştığı nokta Katme yakınlarındaki Bafelyon Tepesi. Teröristlerden kurtarılan Bursa'ya dağındaki mayınlarsa temizleniyor. Şimdi bir sınır hattına döneceğiz. Gülbaba Köyü'nde arkadaşımız Ekrem Demir karşımız olacak. Konuğu gazeteci Turhan Salcı. Ekrem, bölgeden neler aktaracaksın? Konuğun da var, onun da izlenimleri önemli. Sözü sana bırakıyorum. İyi yayınlar Umut Dedeler. Zeytin Dalı Harekatı 11. gününde bütün hızıyla devam ediyor. Bölgede sınır attığında hava güneşlik ve açık bir hava var ve sissiz, rahat, operasyon içinde aslında çok uygun bir hava var. Bursa'ya operasyon öncesinde de böyle sakin geçen bir gün olmuştu. Bugün o anlamıyla özellikle sakin geçiyor. Bursa'ya dağ çevresinde daha sakin ama Bursa'ya dağında temizlik devam ediyor. Mayın ve bobi tuzakları gibi çalışmalar var. Bunların aranması, didik didik aranması devam ediyor ve inşaat makinaları da çalışmaya başladı Bursa'ya dağında ve orada yeni mevzilenmeler gerçekleştiriyor Mehmetçik. Şu anda bulunduğumuz bölge kilise bağlı Gülbaba köyündeyiz. Burası Darmık Dağı'nın hemen etekleri bulunduğumuz konum. Darmık Dağı da operasyonun bundan sonraki aşaması için kritik öneme sahip.
Bu konuyu Aydınlık Gazetesi yazarı Turan Salcı ile konuşacağız. Turan, harekat bugün sessiz, sakin geçiyor. Evet. Nasıl görüyorsun? Neler olacak bundan sonra? Ya şöyle değerlendirebiliriz aslında. Türk ordusunun 7 kıyıbaşı oluşturarak başladığı Zeytin Dalı Harekatı işte 11. gününe geldi. Ve bu 7 kıyıbaşında da operasyon eş zamanlı olarak yürütülüyor. Nasıl yürütülüyor? Burada Türk ordusunun bir taktiği var aslında. Bir taktik uyguluyor. Biliyorsunuz ilk başta 2 gün önce Bursa'ya da ele geçirildi. Uzun zaman bombalanmıştı bu dağ. Ve Türk ordusu bir günde girerek o dağa Türk bayrağını dikti ve dağa ele geçirdi. Biliyorsunuz bu dağda ABD yapımı kuleler vardı, tüneller, 90 santim kalınlığında beton demirlerle güçlendirilmiş tüneller vardı ve bunların hepsi Türk ordusuna vız geldi aslında ve Türk ordusu o dağı ele geçirdi. Şimdi Darmık Dağı'ndayız, çok yakın bir mesafedeyiz, hemen karşımızda bulunuyor, yaklaşık 5 kilometre mesafedeyiz. Bu dağda operasyon yürütülüyor. Dün de Mehmetçik ulusal kanal ekranlarından hem de Aydınlık Gazetesi'nden müjdeli haberi vermişti. Bu dağ 2 gün içinde ele geçirilecek demişti. Bu dağın önemine gelirsek, bu dağın hemen arkasında Bülbül Nahiyesi var. Afrin'e bağlı Bülbül Nahiyesi ve burada aslında PKK'nın şehir savaşı yapacağı söyleniyor. Şu an şöyle bir şey diyebiliriz. Türk ordusu bu dağı güneyden kuşatmış durumda. Dün sevkiyatlar da yapıldı. Yine bunun haberlerini de yansıttık kamuoyuna. Bu sevkiyatlarla birlikte şöyle bir bilgi verebiliriz. Sahadan aldığımız bilgi, operasyon en kısa sürede başlayacak ve bu dağda ele geçirilecek. Ve bu dağdaki PKK PYD'nin temizlenmesiyle birlikte aslında Bülbül Nahiyesi'ne de operasyon başlatılmış olacak. Tabii sadece burada yürümüyor operasyon. Hemen batımızda kalan Racu beldesi var. Racu beldesinde dün stratejik 915. tepe ele geçirilmişti. Bu tepenin ele geçirilmesinin ardından aslında Darmık Dağı'ndaki operasyonun ardından Racu'ya bir operasyon başlatılacak. Yine Hatay'ın Reyhanlı'nın karşısında kalan Cinderes bölgesi var. Orada da bir sırayla yani Türk ordusu doğudan başlayıp batıya yıka yıka geliyor. Burada amaç ne tabii? Şunu söyleyebiliriz. İlk başta sınır güvenliğini sağlamak. Yani biliyorsunuz buradan sürekli roketler atılıyor Kilis'e, Reyhanlı'ya. Bu güvenliği sağlamak ve Afrin'i kuşatmak. Afrin kuşatıldıktan sonra tabii Afrin'in merkezine yürüyüş başlayacak diyebiliriz. Şu gözlemlerimizi aktaralım. Az önce Çirolar köyündeydik. Yaklaşık daha 2-3 kilometre hemen yanında çok yaklaştık PKK mevzilerine. Oradaki köylünün söylediği şu, gece boyu bombardıman devam etti. Gece boyu çatışmalar sürüyor. Zaten 200 metre yükseklikte bir Türk sınırı var. Orada PKK ile sıcak temas sağlanıyor. Köy Mehmetçiğin bu dağı temizlemesini istiyor. Artık bıkmış durumdalar ve Mehmetçiğin arkasında olduğunu söylüyorlar. Bunu söyleyebiliriz. Şunu da ekleyelim. Darmık'ta en kısa sürede, hatta yarın sabah bile diyebiliriz, ele geçirilecek. Yani o harekat aslında sınır hattındaki dağlık bölgelerin kontrol altına alınması ve arkasından ovaya inerek ovadan Afrin şehir merkezinin kuşatılmasına doğru ilerliyor. Evet evet, ya burada bahsettiğimiz 7 kıyıbaşı aslında dünyada hiçbir ordunun yapmadığı, yapamayacağı bir görevdi Türk ordusu için ve bu 7 kıyıbaşından aslında hepsi birleştirilecek en sonunda ve sınır güvenliği sağlanacak. Bu kritik öneme sahip çünkü hala sızma girişimleri devam ediyor, saldırılar, roketli saldırılar devam ediyor. Bu da bu çevre kuşatıldıktan sonra da Afrin'e yürüyüş başlayacak. Şehir savaşları haberleri vardı dün. O olasılık nedir şu an? Var mı öyle bir olasılık? Ya tabii bunlar biraz doldurma bilgiler olduğu benim gözlemim, doldurma bilgiler. Çünkü PKK'nın bunu yapacak bir gücü yok. Sahadan da zaten o övündükleri Bursa'ya da, o ABD'nin yardımıyla döşedikleri Bursa'ya da bir günde ele geçirildi. Bunu yapacak bir gücü yoktur PKK'nın. Yani Türk ordusu ilerledikçe kaçıyorlar aslında. Ya kaçıyorlar ya da ölüyorlar. Başka şansları yok. Evet. Teşekkürler. Darmık Dağı hemen aslında bizim karşımızda. Güneşten dolayı aslında ters konumlanmış olduk burada. Darmık Dağı'nda uzun zamandır PKK'nın mevziler hazırladığı, mikserlerle bu beton mevziler kurdukları köylü tarafından izlenmiş ve bir şey de yapılmamış. Ve şu an Darmık Dağı'nın arkasından bir çalışma, vuruşma, vurmaların devam ettiğini takip edebiliyoruz buradan. Az önce tekrar atışlar yapıldı. Hemen yakın, yaklaşık 5 kilometre mesafede bir Afrin köyüne yakın noktadan bir vuruş yapıldı. Ve yarın itibariyle de bölgede daha hareketli bir ortam bekleniyor. Sınır hattından aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü yeniden Umut Tezerer'e bırakıyoruz. Ekrem Demir ve konuğu Turan Salcı'ya çok teşekkür ediyoruz. Bölgeden son durumu, son gelişmeleri aktardılar. Kilis sınırında Gülbaba köyünden bildirdiler, aktardılar bu gelişmeleri. Turan Salcı'nın özellikle dikkat çektiği Ekrem Demir'le birlikte Darmık Dağı, Darmık Dağı'nın öneminden bahsetti. Yarın ele geçirilebileceğini, operasyonun bu anlamda Darmık Dağı
özelinde odaklanıp devam ettiğini dile getirdi. Arkasında Bülbül nahiyesinden bahsetti. Hani burada bir şehir savaşına başlayacağı PKK'nın söyleniyor ama PKK'nın da bu gücünün olduğunu düşünmüyorum ben dedi. PKK, PYD'liler, Türk Silahlı Kuvvetleri ilerledikçe ya kaçıyorlar ya ölüyorlar dedi Turhan Salcı Aydınlık Gazetesi'nden. Evet, ölüyorlar. Toplam 649 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı son açıklama, ki her gün bu bilgilendirmeyi kamuoyuyla paylaşıyor, yapıyor Genelkurmay. Bugün açıklanan son rakam buydu, 649'du. Bu arada bir son dakika gelişmesi olarak başta dile getirdik. İki köy daha PKK, PYD'den arındırıldı. Afrin'in batısındaki Süleyman Halil ve Sati Şahi köyleri PKK, PYD'den arındırıldı. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin operasyonunda Afrin'in batısındaki bu iki köyde PKK, PYD'li unsurlardan, teröristlerden arındırıldı. Oldukça başarılı, emin adımlarla, kararlı bir şekilde ilerliyor. Kaçan teröristler kaçıyor, kaçamayanlar ölüyor ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adımları gayet kararlı bir şekilde atılıyor. Sırada Darmık Dağı var, Bursa'ya dağından sonra. Buna ilişkin de yarın daha böyle müjdeli haberler gelebileceğini dile getirdi bölgedeki arkadaşlarımız. Haberlerimizle devam edelim. Evet, Afrin'de Amerika'nın terör koridoru planına karşı Türk ordusunun harekatı başarıyla sürerken dedik. Zeytindalı Harekatı'nın komutanı Kor General Temel Bursa'ya dağına gitti. Son durumu yerinde inceleyen Kor General Temel askerlerle fotoğraf çektirdi. Türk ordusu PKK, PYD'nin elindeki kritik üslerden birini kontrol altına aldı. Dağın zirvesinde Türk bayrağı dalgalandırdı. Birliklerin bu başarısından sonra 2. Ordu Komutanı Kor General İsmail Metin Temel Bursa'ya dağına gitti. Zeytindalı Harekatı'nı yöneten Kor General Temel bölgedeki durumu yerinde inceledi. Beraberindeki komutanlarla Bursa'ya dağ ve çevresinde alınan güvenlik tedbirleriyle tahkimatı değerlendirdi. Birliklerden bilgi aldı, PKK-PYD'nin Amerikan yapımı beton tünellerini ve mevzilerini gezdi. Yerinde gözlem yaptı, bölgedeki komutanlardan bilgi aldı. Başarılarından dolayı askerleri tek tek tebrik eden Kor General Temel, Bursa'ya dağındaki birliklerle fotoğraf çektirdi. Kolay gelsin. Türk ordusu Afrin'de PKK, PYD'nin tüm tünellerini tek tek tespit ediyor. Bölgedeki mayınları tek tek temizliyor. Amerikan ordusu desteğinde yapılan askeri tahkimatları imha ediyor. İşte o çalışmalar kapsamında 300 metrelik bir tünel tespit edildi. Tünelde çok ilginç bir ayrıntı vardı. Teröristlerin beton güçlendirmeli tünelinde televizyon izleyebildikleri ortaya çıktı. Terör örgütü PKK-PYD'ye ait tünel ve mevziler temizleniyor. Her köşesi aranan tünellerde ilginç ayrıntılar da göze çarpıyor. Bu 300 metrelik tünelse diğerlerinden ayrılıyor. Yaklaşık 90 santimetre kalınlığında, 1,5 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğindeki tünelde televizyon bile var. Farklı bölümlerden oluşan tünelde gözetleme ve saldırı için küçük koruganlar bulunuyor. Tünelin belli bölümleri kum torbalarıyla güçlendirilmiş mevzilere açılıyor. Aydınlatmanın çekilen elektriğe bağlı lambalarla sağlandığı tünelde havalandırma bölümleri görülüyor. Tünelde teröristlerce mutfak olarak kullanılan bir alanda mevcut. Gördüğünüz gibi lahanadır, soğandır, patlıcandır. Kontrol altına alınan bölgede teröristlerce kullanılan silindir şekilde mevziler yer alıyor. Profesyonel ordu imkanlarıyla kurulabilecek Amerikan yapımı betonerme kulelerin yanı sıra bölgede sığınaklar da görüntülendi. Teröristlerin revir olarak kullandığı sığınak kameralara yansıdı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la telefonda görüştü. Çavuşoğlu ve Lavrov görüşmede Afrin Harekatı ve Soçi Zirvesi'ni ele aldı. Rusya'nın Soçi kentinde Suriye Ulusal Diyalog Kongresi devam ederken kritik bir görüşme yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist unsurlara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin son gelişmeler ele alındı. Bakanlar ayrıca Rusya'nın Soçi şehrinde düzenlenecek Suriye zirvesine yönelik görüş alışverişinde bulundu. İki mevkidaş bu ay 12 ve 17 Ocak'ta da telefonda görüşmüş, Rusya'nın Soçi kentinde bugün başlayan Suriye konulu zirvenin hazırlıkları kapsamında 19 Ocak'ta Antalya'daki toplantıda bir araya gelmişti. Geçen haftada iki kez telefon görüşmesi yapan Çavuşoğlu ve Lavrov, görüşmelerde Suriye'deki gelişmeleri, Soçi zirvesinin hazırlık sürecini ve Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin konuları ele almıştı. Böylece iki mevkidaş bir ay içinde 5 kez telefonda görüşmüş oldu. Pentagon'dan Türk ordusunun Membiç'e yönelik olası operasyonuyla ilgili açıklama geldi. Pentagon sözcüleri Membiç'teki tek muhatabımız Membiç Askeri Konseyi'dir derken, Afrin harekatıyla ilgili olarak da dikkatimizi dağıtıyor ifadelerini kullandı. Pentagon, Afrin ve Membiç'le ilgili alışılagelmiş söylemlerini yineledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pentagon sözcüleri, Afrin harekatı ile ilgili rahatsızlıklarını IŞİD'le mücadeleyi öne sürerek dile getirdi. Sözcü Robert Manning, Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı harekatını dikkatimizi dağıtan bir süreç olarak niteledi. Membiç'te Amerika ile Türkiye'nin çatışmasından endişeli misiniz sorusu üzerine Türkiye ile yakın iletişim içinde olduklarını belirten Pentagon sözcüsü, Membiç'teki tek muhatabımız bu şehrin IŞİD'den temizlenmesinin ardından yerel halktan kurulan Membiç Askeri Konseyi dedi. Amerika'dan Suriye'deki gerilimi artıracak bir açıklama geldi. Ankara'nın tüm ikazlarına rağmen CENTCOM komutanı Wattle, Membiç'ten çekilmeyeceğiz dedi. Türkiye'nin Afrin'den sonraki hedefi ise Amerikan askerlerinin bulunduğu Membiç olacak. Membiç'ten derhal çekilmeleri gerekiyor. Ancak çekilme konusu henüz Amerika'nın gündeminde yok. Türk ordusu ise Afrin'den sonra Membiç'e yürüyecek. Membiç'i bize söz verildiği şekilde teröristlerden arındıracağız. CENTCOM'dan Suriye'deki gerilimi artıracak bir açıklama geldi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Wattle, CNN International'a açıklama yaptı. Wattle, Membiç'ten ayrılmayı düşünmediklerini söyledi. Askerleri Membiç'ten çekmeyeceklerini ifade etti. Maksat Türkiye'yi kuşatmak. Plan çok açık. Eğer Washington kararından dönmezse Türk ve Amerikan askerleri Membiç'te karşı karşıya gelecek. Hepsinin üzerinden de silindir gibi geçeriz. Fırat Nehri'nin batısındaki şehirde Amerika, PKK-PYD ile işbirliği yapıyor. Öyle ki Suriye'de Amerika'nın tam 12 üssü bulunuyor ve bu üslerde teröristlere destek sağlanıyor. Amerika'nın bayraklarıyla bu terör örgütleri bu bölgede şu anda cirit atıyorlar. Bunu neyle izah edeceğiz? Özellikle Membiç'teki Fırat Kalkanı bölgesiyle PKK-PYD arasına kurulan üs tampon görevi görüyor. Amerika PKK'nın yok oluş sürecini bu üsten önlemeyi amaçlıyor. Bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne döneceğiz. Arkadaşımız Gürkan Demir karşımızda olacak. Mecliste gündem Afrin grup toplantılarında konuşulan bir konu. Ayrıca Nurettin Canikli bir sunum yapacak Savunma Bakanı. Gürkan nedir son durum? Meclisten bize neler aktaracaksın? Evet Umut Tezerer, senin de ifade etmiş olduğun gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bugünkü gündemi Zeytin Dalı Harekatı olacak. Yaklaşık 11 gündür süren Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin iktidar kanadı muhalefete ve diğer meclisteki mecliste bulunan partilere bir bilgilendirme yapacak. Hükümet adına bu bilgilendirmeyi Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli yapacak. Bilgileri paylaşacak harekata ilişkin ve saat 15'te olacak. Genel kurulu oturumu 15'te açılacak ve Canikli de saat 15'te meclise Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin ayrıntılı bir bilgi sunacak. Bu kapsamda Nurettin Canikli'nin özellikle harekatın Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde yürütüldüğünü ifade etmesini bekliyoruz. Ayrıca Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan bazı haklar olduğunu da yine genel kurulda yapacağı açıklamada Nurettin Canikli'nin vurgulamasını bekliyoruz. Sadece bununla sınırlı değil tabii ki Zeytin Dalı Harekatı meclisin gündeminde. Grup toplantılarında da yer alıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan grup toplantısında yaklaşık bir saatlik bir konuşma yaptı. En çok
yer tutan konu ise Zeytin Dalı Harekatı ile Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik eleştiriler oldu. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Zeytin Dalı Harekatı'nın ve terör operasyonlarının bütün terör yuvalarının imha edilene kadar devam edeceğini, Suriyelilerin kendi topraklarına geri dönene kadar devam edeceğini ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönettiği eleştirilerde ise ilk etapta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerli silahların olmadığını iddia etmişti. İşte ona yönelik eleştiriler yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu kapsamda şu an harekatta kullanılan birçok silahın yerli ve milli olduğunu ifade etti. Yine CHP'ye ÖSO eleştirisi yönetti. ÖSO'nun bir terörist unsuru, terörist olmadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Zeytin Dalı harekatına ilişkin de bu tarz açıklamalar yaptı. Harekatın devam edeceğini ifade etti. Son olarak şunu da ekleyelim. Nurettin Canikli özetle saat 15'te Zeytin Dalı harekatına ilişkin Meclis Genel Kurulu'nda bilgilendirme yapacak. Biz de o bilgilendirmeyi yakından takip ediyor olacağız diyelim ve sözü yeniden İstanbul stüdyomuza bırakalım. Gürkan çok teşekkür ediyoruz. Gürkan Demir aktardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün genel kurulda bir bilgilendirme söz konusu. Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli Meclis Genel Kurulu'na bir sunum yapacak. Saat 15'te gelişmeleri biz de aktarmayı sürdüreceğiz. Evet, haberlerle devam edelim. Terör örgütü PKK-PYD Kilis ve Reyhanlı'ya roketli saldırı düzenledi. Saldırılar can ya da mal kaybına neden olmadı. Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PKK-PYD'lilerce Kilis ve Reyhanlı'ya roketli saldırı düzenlendi. Kilis'teki Şıh Mehmet mahallesinde zeytinliğe isabet eden roket can ya da mal kaybına neden olmadı. Terör örgütü PYD-PKK mensuplarınca Hatay'ın Reyhanlı ilçesine de roketli saldırı düzenlendi. Atılan iki roket Suriye sınırına yakın Bükülmez mahallesindeki boş bir araziye isabet etti. Saldırıda herhangi can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Güvenlik güçleri her iki olayla ilgili roketlerin düştüğü yerde inceleme başlattı. Öte yandan sınırda konuştu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birliklerce Afrin'deki terör hedeflerine fırtına obüsleriyle misliyle karşılık verildi. Sayın seyirciler, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu programa katıldı. ÖSO üzerinden Zeytin Dalı Harekatı'na yapılan eleştirilere değinen Doğu Perinçek, ÖSO ile ilişkimiz marangoz testere ilişkisidir dedi. Perinçek, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın Afrin operasyonundan memnun olduğunu söyledi. Alet insanı yönetmez, insan aleti yönetir. Yani destere marangozu yönetmez, marangoz destereyi yönetir. ÖSO ile Türk ordusu arasındaki ilişki marangozla destere arasındaki ilişkidir. Yani bunlar Türk marangoz kimdir? Türk ordusu. Testere? Yani testere de ÖSO. Türk ordusunun kontrolüne girmiş, Türk ordusunun emrinde çalışan, şunu da söyleyeyim, her ÖSO birliğinin başında takım diyelim, manga, bir Türk komutan bulunmaktadır. Ve bunlar tamamen Türk ordusunun stratejik hedeflerine bağlı olarak mücadele eden unsurlar. O zaman Türk ordusunun kontrolündedir. Emrinde. Emrinde. Az. Onun için şöyle bakmak lazım. Amerika'nın emrinde PKK ile yan yana Türkiye'ye karşı ÖSO savaşacağına, Türk ordusunun emrinde Amerika'ya karşı savaşıyor. Daha ne istiyoruz? Yani biz ÖSO'yu bırakalım, efendim ÖSO şöyledir, ÖSO böyledir falan diye onu karalayalım. Ondan sonra verelim Amerika'ya, Mehmetçiğe kurşun sıksın. Yani bu çok yanlış bir şey. Biraz evvel de isimleri sayıldı. Çeşitli ÖSO grupları var. Ama ÖSO gruplarına bunlar cihadist, El-Kaide'nin devamı demek çok yanlış. Onlar başka unsurlar. Onun için ÖSO'yu onlarla karıştırmamak lazım. ÖSO esas itibariyle Suriye ordusunun içinde Beşar Esad'a karşı isyan eden diyelim unsurlar ve komutanlar tarafından kuruldu. Hatta ilk kuruluşu Suriye ordusunun içindedir ve nizami bir güç gibidir. Ondan sonra halktan unsurlarla genişletilmiştir. Fırat Kalkanı'nda ne oldu? Türk ordusu ÖSO ile birlikte hareket etti ve o ÖSO kime katıldı? Suriye ordusuna. Yani bakın, bu tecrübe çok önemli. Orada o Suriye rejiminin de Türkiye tarafından o kuvvetlerin kontrol edilip Amerika'ya karşı cepheye sürülmesini onlar memnuniyetle karşılıyor. Neden karşılıyor? Çünkü kendisine karşı savaşacağına Amerika'nın kuvvetlerine karşı savaşmış oluyor. Yani orada bir cephe kuruldu ve o cephede Türkiye, Irak, İran, Rusya ve onların müttefiki olarak Suriye hepsi beraber. Yani şimdi daha ileriki aşamada bazı kuşkuları, güvensizlikleri olması son derece doğru, olağan. Ama şu aşamada Türk ordusunun kontrolünde
savaşması ÖSO'nun sonuç itibariyle Beşer Esad'ın da lehinedir. Bu süreç içinde Türkiye kaçınılmaz olarak çok yakında Suriye ile işbirliğine geçecek. Bakın biz devamlı görüş alışverişi içindeyiz. Devamlı Suriye hükümetiyle konuşuyoruz. Suriye hükümeti şu an Türkiye ile işbirliğine hazır ve Türkiye'de Suriye ile işbirliği yapmak zorunda. AKP'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ÖSO tepkisi geldi. AKP sözcüsü Mahir Ünal, CHP ÖSO'dan ne istiyor, neden nefret ediyor diye sordu. Ünal, Kılıçdaroğlu'nun CHP'si çoklu kişilik bozukluğu yaşıyor ifadelerini kullandı. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin her konuda olduğu gibi bu konuda da bir süre biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi milli konularda 2 gün, 3 gün bir milli duruş sergiliyor. Ama maalesef en fazla 3 gün sonra bu milli duruşunu bozarak mutlaka bu mutabakatı, bu birlikteliği, milletin hassasiyetlerinin, güvenliğinin, önceliklerinin gerektirdiği noktadan ayrılarak başka bir noktaya geçiyor. Tıpkı bu konuda da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve bu harekata dönük herhangi bir şey söyleyemeyen Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Suriye ordusuna dönük çok çirkin ifadeler kullanmaktadır. Burada şunu sormak istiyorum. Fırat Kalkanı Harekatı'nda bizimle birlikte DAEŞ'e karşı mücadele eden, savaşan ve bugün Zeytin Dalı Harekatı'nda PYD-YPG'li teröristlere karşı savaşan Özgür Suriye ordusundan ne istiyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi PKK'ya, PYD'ye, YPG'ye hiçbir şey söylemezken, kahraman ordumuzla birlikte bölgenin terörden kurtarılması, orada bir terör koridoru oluşmasını engellemek için bizimle birlikte kendi ülkesini savunan ve bizim de onlarla birlikte bölgeyi terörden temizlediğimiz Özgür Suriye ordusundan ne istemektedir, neden nefret etmektedir? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mustafa Kemal Atatürk'le bir ilgisi kalmamıştır. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin Recep Peker'le, İsmet İnönü'yle bir ilgisi kalmamıştır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si çoklu kişilik bozukluğu yaşamaktadır. Bazen PKK'lı, bazen PYD'li, bazen DHKPC'li, terör sevici tiplerin, radikal ve kendi devletine seri katil diyen tiplerin ortaya çıktığı ve onların adeta odağı, mihrakı haline gelen bir yapıya dönüşmüştür. Başka açıklama Bekir Bozdağ'dan geldi. Afrin operasyonuyla ilgili konuşan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, operasyonun kısıtlı kalmasını isteyenler terör örgütüne verdiği silahları toplasın, bir daha da silah vermesin dedi. Bozdağ, Afrin teröristlerden temizlenene kadar operasyonun devam edeceğini söyledi. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri bir kez daha Türkiye'nin amaçlarını açıkladı. Membiç için de Amerika'ya üstü kapalı mesaj gönderdi. Harekat başarıya ulaştıktan sonra Türkiye oradan ayrılacaktır. Türkiye işgalci değildir, bölgede kalıcı hiç değildir. Bu beslediğiniz teröristlere verdiğiniz silahları derhal toplayın. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İstanbul'da düzenlediği etkinlikte konuştu. Türkiye bu adımı atmak zorunda kalmıştır. Bu adım Türkiye'nin ihtiyari bir tercihi değildir. Zorunlu tercihidir. Başka çare Türkiye'ye bırakmamışlardır. Konuşmasının büyük bir bölümünü Afrin operasyonuna ayırdı Başbakan Yardımcısı. Zeytin Dalı Harekatı'nın Afrin'le sınırlı olduğunu söyledi. Zaten bu harekat sınırlı bir harekat. Kapsamı belli bir harekat. Nedir? Kapsamı Afrin bölgesinin sınırları içerisindeki terör örgütleri ve teröristlerdir. Yani bu bölgedir. Operasyonun süresiyle ilgili tarih vermedi. Bir günde olur, 10 günde dedi. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonun devam edeceğini vurguladı. Süre tayin etmemiz mümkün değildir. Bu süreyi ne belirleyecek? Bu süreyi Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla hedeflere ulaşması belirleyecektir. Harekat Afrin'le sınırlı kalmalı diyen Amerika'ya da üstü kapalı mesaj verdi Bekir Bozdağ.
Harekatın kısa bitmesini isteyenlerinden bizim de isteğimiz var. O zaman bu beslediğiniz teröristlere verdiğiniz silahları derhal toplayın. Bir daha silah vermeyin. Türkiye'nin Suriye'de işgalci olmadığını vurgulayan Başbakan Yardımcısı, harekat bitince Afrin'in gerçek sahiplerine bırakılacağını söyledi. Bu terör örgütlerine bulaşmamış Kürt kardeşlerimize, Türkmen kardeşlerimize, Arap kardeşlerimize bırakılacak ve onlar kendi kurdukları meclislerle kendi bölgelerini yöneteceklerdir. O nedenle... Kısa bir ara vereceğiz. Reklam arası ardından gün ortası devam edecek. Gün ortası devam ediyor. Saatler 13.35'i gösteriyor. Haberlerle devam edelim. Birazdan CHP grup toplantısına da döneceğiz. Afrin'de ağır kayıp yaşayan PKK-PYD kaçış yolu arıyor. Suriye Devleti'nin teslim ol çağrısına ilişkin ayrıntıları İzvestiya gazetesi yazdı. Rus gazetesi PKK-PYD'lilerin Afrin'i Suriye hükümetine teslim etmek istediğini ve Rusya'nın da ara buluculuk rolü üstlendiğini ileri sürdü. Türk ordusu Afrin'de PKK-PYD'ye ağır darbe indirdi. Teröristler teslim bayrağını çekmeye hazırlanıyor. PKK-PYD Afrin'i Şam'a teslim etmeyi planlıyor. Rus İzvestiya gazetesi Rusya'nın da ara buluculuk rolü üstlendiğini ileri sürdü. Rusya'da yayın yapan İzvestiya gazetesine konuşan bir kaynak, Türk ordusunun Afrin'e yönelik sınır ötesi harekatının PKK-PYD'lileri Afrin'i Suriye ordusunun kontrolüne vermek için uzlaşma noktası bulmaya zorladığını ifade etti. Kaynak, Afrin ve çevresindeki bölgeleri vermeye hazırız ancak çıkarlarımızın zarar görmeyeceği yönünde garanti de almalıyız dedi. Rus bir diplomatik kaynakta konuyla ilgili henüz nihai bir karara ulaşılmadığını ancak görüşmelerin devam ettiğini kaydetti. Rusya'nın da ara buluculuk yaparak PKK-PYD'lileri Afrin'i Şam'a vermeleri konusunda ikna etmeye çalıştığını söyledi. Suriye Savunma Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. General Samir Süleyman, ülkemizdeki herhangi bir yere girmek için davete veya izne ihtiyacımız yok. Bu zaten Suriye ordusunun hakkı. Afrin Suriye'nin bir parçası. Bu bölgelere girme kararı alındığında zaten girilecektir ifadelerini kullandı. Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü'nden Boris Dalgov da konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Dalgov, Afrin'in Şam'a teslim edilmesinin bölgedeki gerginliğin azaltılmasına yardımcı olacağını ifade etti. Türk ordusu Afrin harekatını başarıyla sürdürürken, devam ederken operasyon karşıtı açıklamalar yapan Türk Tabipleri Birliği yetkilisi 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında Merkez Konseyi üyesi 8 kişi gözaltına alındı. Sınırlarımızdaki terör koridoruna karşı yürütülen Afrin harekatına karşı açıklamalar yapan Türk Tabipler Birliği yetkilisi 11 doktor hakkında gözaltı kararı verildi. 3713 sayılı terörle mücadele kanunu uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma için bu sabah yasal işlem başlatıldı. Bu kapsamda Türk Tabipler Birliği Başkanı Raşit Tükel'in de aralarında bulunduğu 9 TTB Merkez Konseyi üyesi gözaltına alındı. Ankara merkezli 8 ilde gözaltı, arama ve el koyma işlemleri devam ediyor. Türk Tabipler Birliği Genel Merkezi tarafından yapılan açıklama Afrin operasyonuna karşı söylemler içeriyordu. Ordumuz Bursa'ya tepesini temizledi. Afrin yolu açıldı. Sıradaki hedef Darmık Dağı. Türk ordusu Darmık'ı ablukaya aldı. Gün boyunca dumanlar yükseldi. Darmık'tan operasyondan dönen askerlerimiz ulusal kanal aracılığıyla Türk milletine müjdeli haberi verdi. İzliyoruz. Bursa'ya ya Türk bayrağı dikildi, sırada Darmık Dağı var. Mehmetçik Darmık'ta da ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracak.
Bursa'ya dağının bölücü terör örgütü PKK-PYD'den temizlenmesinden sonra Suriye'nin Afrin bölgesindeki Darmık Dağı Mehmetçik tarafından karadan ve havadan ablukaya alındı. Zeytin Dalı harekatı bütün hızıyla devam ediyor. Şu anda Gülbaba köyünde Darmık Dağı'ndaki çatışmalardan dönen Mehmetçiklerle birlikteyiz. Çok iyi, çok şükür şu anda her şey yolunda. Afrin tamamen temizlenmiş olacak. Çok az kaldı. Ulusal Kanal bölgede Türk ordusunun ilerleyişini saniye saniye izledi. Ulusal Kanal muhabiri Ekrem Demir'le Aydınlık muhabiri Turan Salcı, Darmık'ın zirvesine bayrağımızı dikecek olan askerlerle görüştü. Darmık da bugün veyahut da yarın düşecek. Zaten belli bir kısmını aldık şu anda. Askerlerimiz son derece emin. Darmık Dağı'da Bursa'ya gibi yakında düşecek. Abi inşallah Bursa'ya düşürdüğümüz gibi abi orayı da düşüreceğiz. İnşallah hepsinin kökünü kazıyacağız. Ülkemiz rahat olsun abi, vatanımız rahat olsun. Darmık Dağı ne zaman alınmış olacak? Yarın, öbür gün. En kısa zamanda abi inşallah. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle en kısa zamanda alacağız inşallah. İnşallah. Harekatın 10. gününde operasyon bölgesinden dönen askerlerimiz sözleri kadar yüksek moral motivasyonuyla da dikkat çekti. Zeytin Dalı harekatı bütün hızıyla devam ediyor. Şu anda Darmık Dağı'nın eteğindeki Gülbaba köyündeyiz. Gülbaba köyünde Darmık Dağı'ndaki çatışmaların kısa sürede sonuçlanacağı bilgilerini Mehmetçik buradan milletimize müjde olarak veriyor. Darmık Dağı kritik bir noktada olan Kilis'le Afrin'in tam ortasında yer alıyor. Bu nedenle de Kilis, Amerika'nın eğitip silahlandırdığı PKK-PYD'lilerin roket atar tehdidi altında. Darmık Dağı'nın bulunduğu bölgeden Kilis'e 3 günde 10 roket atıldı. Roketlerin atıldığı bölge Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ateş altına alındı. PYD mevzileri hem savaş uçakları hem de karadaki ateş destek vasıtalarıyla yerle bir edildi. Türkmeneli coğrafyasının kalbi Afrin'de savaşan Mehmetçik'le birlikte çarpıyor. Irak Türk'ü Mahmut Kasapoğlu Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi. Kasapoğlu, Türkiye dışında yaşayan Türkmenlerden Türk ordusu için yüzlerce destek telefonu aldıklarını söyledi. Bütün hasretlerimiz Türk ordusundan, Türk ordusu içindir, komutanlar içindir. Türk milleti için. Afrin'de Amerika'nın kara gücü PKK-PYD ile savaşan Mehmetçi'ye Irak Türklerinden destek geldi. Türkiye'nin bu operasyonunu çok iftiharla izliyorlar. Tel Afar'dan Mendeli'ye kadar insanlarımızın fikri, aklı, kafası bu operasyondadır ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti için dua ediyorlar. Şanlı ordumuz için dua ediyorlar. Açıklama eski Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ankara Şube Başkanı Mahmut Kasapoğlu'ndan geldi. Kasapoğlu, Türkiye dışında yaşayan Irak Türklerinden Türk ordusu için çok sayıda destek telefonu aldıklarını anlattı. Türkmeneli coğrafyasından yüzlerce telefon alıyorlar, alıyoruz. Yani Türkiye'nin bu operasyonunu çok iftiharla izliyorlar, dua ediyorlar. Hatta ve hatta Türk ordusuna katılmak için organize yapıyor. Ulusal kanalda yayınlanan Haber Artı programına katılan Kasapoğlu, Afrin'in ardından Membiç ve Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarının da mutlaka hedef olması gerektiğini söyledi. Kuzeyi doğusu hiç fark etmez. Membiç'e gireceğiz, Afrin'e girdik, Irak'ın kuzeyine de gireceğiz, Kandil'e de gireceğiz, yapacak bir şey yok. Kasapoğlu'na göre en az zayiatla en yüksek başarı elde etmek için Ankara Şam'la el sıkışmalı. Kesinlikle şu mevcut hükümetle sevme ya da sevme. Esad'dan işbirliği yapman lazım. Yani bu dünyanın sonu değil. Kameramızı Ankara'ya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çeviriyoruz. CHP grubuna Genel Başkan Kılıçdaroğlu konuşuyor. Şu, çocuklara yeterli eğitim verilmiyor. Yani haftada en az 40 saat çocuklara eğitim verilmesi lazım. Bunun sözünü veriyorum. Bunun mücadelesini de yapacağım. İki, nitelikli eğitimin verilebileceği fiziki mekanlar yok. Bu fiziki mekanların da olması lazım. Sosyal devletin görevlerinden birisi bu çocuklara iyi eğitim alacakları fiziki mekanları yaratmaktır. Bir üçüncüsü, yeterli öğretmen yok. Bugün 7 bin öğretmen açığımız var bu çocukları eğitmek için. Onun da sözünü veriyoruz.
Çocuklara hem fiziki imkan hem nitelikli öğretmen getireceğiz, bulacağız, yetiştireceğiz ve çocuklarımızı hayata kavuşturacağız. Ve bir şey daha değerli arkadaşlarım. Bu sorun aslında yeni bir sorun değil. Bu sorun daha önce de bizim gündemimize geldi. Ve bu sorunu çözmek için arkadaşlarımız bir araştırma önergesi hazırladılar. Gönül isterdi ki bütün partilerin ortak katkısıyla bu araştırma önergesi kabul edilsin ve otizmli ailelerin ve çocuklarımızın sorunları masaya yatırılsın, aileler dinlensin, öğretmenler dinlensin, milli eğitim dinlensin, bu konuda bütün taraflar bir şekliyle gelip bilgi versinler ve biz çözüm üretelim. Bizim verdiğimiz önerge Adalet ve Kalkınma Partisi yani AK Parti milletvekilleri tarafından reddedildi. Bunu da 352 bin ailenin takdirine sunuyorum. Biz konu araştırılsın, çözüm üretilsin derken onlar konu araştırılmasın, çözüm de üretilmesin diye karar verdiler. Sizin bilginize ve takdirinize sunmakta benim görevimdir. Ama biz sonuna kadar bu sorunu çözmek için her türlü mücadeleyi yapacağız. Bunu tüm vatandaşlarımın bilgisine sunmak istedim. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin gündemi o kadar hızlı değişiyor ki, emin olun yarın sabah ne olacağını kimse bilmiyor. Türkiye dışında böyle bir ülke de yok. Her sabah gündem değişir. Her gün insanlar gazeteleri ürkerek eline alırlar. Televizyonları açarken bile inşallah bir şey olmamıştır diye televizyonları açarlar. Bir endişe, bir yılgınlık, bir kara bulut gibi toplumun üstüne konmak isteniyor. Ve toplum bundan müthiş rahatsız. Bu sabahta bir baktık, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi'ne polis operasyon yapmış. Gözaltına almalar, mahkemeye çıkarmalar. Ya gözaltına alacaksanız yazı yazarsınız gelir. Bu insanlar kaçacak insan değil. Hepsi doktor, üniversitelerde hoca, hastanelerde görevli. Yasal bir kuruluş, kanunu var. Nasıl denetleneceği belli. Sabahın köründe baskın düzenliyorsunuz, gözaltına alıyorsunuz. Neymiş? Bir bildiri yayınlamışlar. Sanırsınız ki bildiri zehir zemberek ve iktidar partisini en ağır şekilde eleştiren bir bildiri. Yok öyle bir şey. Bildiriyi okuyorum arkadaşlar. Emin olun bildiriyi okuyorum. Biz hekimler uyarıyoruz. Hekim, doktorlar diyorlar ki biz uyarıyoruz. Herkes uyarabilir mi? Uyarabilir. Bizi uyaran yok mu var? İktidarı uyaran yok mu var? Sivil toplum örgütleri, sendikalar, herkes şu veya bu şekilde görüşlerini dile getirir. Savaş, doğada ve insanda tahribat yapan, toplumsal yaşamı tehdit eden, insan eliyle yaratılan bir halk sağlığı sorunudur. Yanlış mı? Doğru. Bana söyleyin, hangi savaş doğada ve insanda tahribat yapmadı? Hangi savaş? Toplumsal yaşamı tehdit ediyor mu savaş? Tehdit eder. İnsan eliyle mi yaratılıyor? Evet, insan olmasa savaş olmaz zaten. Savaşı yaratanlar da insanlardır. Bunu söylüyor. Sonra devam ediyor. Her çatışma, her savaş fiziksel, ruhsal, sosyal ve çevresel sağlık açısından onarılmaz sorunlara yol açarak büyük bir insani dramı da beraberinde getirir. Yanlış mı? Her savaş insani dram getiriyor. Ya gözümüzün önünde Suriye var. Buyurun Suriye'ye bakın. Hadi Suriye'yi görmüyorsunuz diyelim. 3,5 milyon mülteci var Türkiye'de ya. 3,5 milyon. 30 milyar dolar harcadıklarını söylediler, emin olun. 30 milyar dolar değil, 3 milyar dolar bile harcamadılar. Onu da biliyoruz. Suriyeli çocukların sokaklarda nasıl dilendiklerini de biliyoruz. Bu dramı yaratan kim? Savaş değil mi? Suriye'nin iç savaşı değil mi? Suriye'deki kavga değil mi? Suriye'deki terör değil mi? Budur. Buna dikkat çekiyorlar. Niye alınıyorsunuz? Devam ediyor. Yaşatmaya and içmiş bir mesleğin mensupları olarak. Doktorlar insanları yaşatmak için mücadele ederler. Hastalanırız gideriz.
Bir de yemin ederler. Dünyanın her tarafında bütün doktorlar aynı yemin ederler. Hasta geldiği zaman hastanın kimliğine bakmaz, siyasi görüşüne bakmaz, yaşam tarzına bakmaz. Hastaysa tedavi eder. Doktorun görevi budur zaten. Doktorun başka hangi görevi var? Yaşamı savunmanın, barış iklimine sahip olmanın birinci görevimiz olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz. E doğru, yaşamı savunmak hepimizin görevi. Ben de savunuyorum, siz de savunuyorsunuz. Aklı başında hangi insan hayatı savunmaz? Güzelliği savunmaz. Birliği, bütünlüğü savunmaz. Bunlar da bunu söylüyorlar. Devam ediyorlar. Savaşla baş etmenin yolu adil, demokratik, eşitlikçi, özgür ve barışçıl bir yaşam kurmak ve bunu sürekli kılmaktır. Ya arkadaş, adil düzenden, demokratikleşmeden, eşitlikçiden, özgür ve barış, özgürlükten ve barışçıl bir dünya yaratmaktan kim rahatsız olabilir? Kim rahatsız olabilir? Kim? Demokrasi olsun deniyor, özgürlük olsun deniyor, huzur içinde yaşayalım deniyor. Daha ne olsun? Savaşa hayır, barış hemen şimdi demişler. Vay sen misin bunu diyen, alın sabahın köründe basın, tutuklayın, gözaltına alın. Şimdi bakın, bu hareketler, bakın bu tür davranışlar sizin yaptığınız ve toplumun tümünün desteklediği Afrin operasyonuna gölge düşürür. Gölge düşürür. Çünkü şu algıyı beslemiş olursunuz. Ya bir yerde bir hata yapıyoruz, bu hatayı kimse bilmesin, kimse görmesin diye. Ortada bir hata falan yok. Bir hata falan yok. Neden yapıyorsunuz bunu? İnsanlar düşüncelerini özgürce ifade edebilirler. Katılırsınız veya katılmazsınız. Birisini düşüncesini ifade etti diye hapse atmak, sabahın köründe evini basmak, bu demokrasilerde olan bir şey değil. Emin olun, bütün dünyanın ilgisini farklı bir noktaya çektik. Bütün dünyanın ilgisini. Doktorların üzerine gidiyorlar. Bakın, şu gerçeği hiç kimse unutmasın. Asker bile daha da terör örgütü mensubunu yaralı yakaladığında alıyor, ekmek veriyor, su veriyor, helikopter tahsis ediliyor ve hastaneye götürülüyor. Bu ne demektir biliyor musun? Bu ordunun saygınlığı açısından çok ama çok önemlidir. İnsan sağlığına ne kadar değer verdiği için çok ama çok önemlidir. Siz doktorun düşüncesini açıklamasında tahammül edemiyorsunuz. Baskı kuruyorsunuz. Doğru değil. Türkiye'nin itibarını zedeliyor bütün bunlar. Umarım hükümet bütün bunlardan ders çıkarmış olur. Değerli arkadaşlarım, daha önce pek çok çevrede ifade ettim, pek çok ortamda ifade ettim. Türkiye bulunduğu coğrafya itibariyle çok stratejik bir bölgede. Ve bu stratejik bölgede Türkiye'nin bütün bölgeye örnek olabilecek demokratik atılımları atması, kadın erkek eşitliğini sağlaması, bölgeye ve uluslara örnek olması, tıpkı Cumhuriyet'in kuruluşundaki gibi örnek olması bizim dünyada saygınlık kazanmamız için çok ama çok önemlidir. Elbette ki hiçbir ülke kendi sınırında terör örgütlerinin yuvalanmasını istemez. Elbette ki hiçbir ülke teröre açıkça destek vermez. Terörü sonlandırmak ister. Çünkü sınırdaki bir terör örgütü sadece bizim için değil, onu barındıran ülke için de gelecekte ciddi bir tehlikedir. İnsan haklarına evet, demokrasiye evet, bütün bunlara evet, ama teröre hep beraber hayır demek zorundayız. Bu insanlığın temel görevidir. İnsanlığın temel görevidir. Bu bağlamda bizim Afrin'e yapılan operasyona desteğimiz tamdır. Ama bunun ÖSO'yla paralel adlandırılması bizde büyük bir rahatsızlık yaratıyor. Giden ordumuz, mücadele eden ordumuz, şehit olan askerimiz, efendim bunu
neredeyse ÖSO'ya bağlayacağız. ÖSO'nun kahramanlığına bağlayacağız. Ya bizim ordumuz, ya bizim erlerimiz, ya bizim şehitlerimiz, neredeyse onlar ikinci sınıf. Ordunun kahramanlığını, ordunun haysiyetini ve onurunu korumak her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının en temel görevidir. Ayrıca Mehmetçik kanıyla oy devşirmeye çalışmak da büyük bir ahlaksızlıktır. Değerli arkadaşlarım, 26 Ocak 2011 Suriye'de iç ayaklanmalar başlıyor. 29 Nisan 2011 Suriye'den kaçanlar bizim sınırlara geldiler ve Türkiye'ye geldiler mülteci olarak. 31 Mayıs 2011 karşıt gruplar Antalya'da toplandılar. Esad'a karşı olan gruplar Antalya'da toplandı. Ve hükümet bunlara destek verdi. IŞİD, El Nusra gibi pek çok radikal grup bu süreç içinde oluşmaya başladı. Ve bunlara tırlarla silah gönderildi. Biz ısrarla dedik ki sakın ola ki buraya silah göndermeyin. Sakın ola ki Suriye'nin iç işlerine bulaşmayın. Sakın ola ki Türkiye'yi Orta Doğu bataklığına sürüklemeyin. 2011'den bu yana hemen hemen her grup toplantısında, her televizyon programında, her örgüt toplantısında bunları ısrarla ama ısrarla dile getirdik. Ama bunların hiçbirisi iktidar tarafından kabul görmedi. Onlar her fırsatta bizi eleştirdiler. Her fırsatta. Bakın değerli arkadaşlar, Suriye karıştığı zaman, o zaman henüz Rusya ve Amerika bölgede ana aktör olarak bulunmuyordu. Türkiye'de zaman zaman toplantılar yapılıyordu. İleride Türkiye'nin başına büyük felaketler açar diye 24 Ağustos 2012'de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup gönderdim. Mektubu değerli arkadaşlar. Bir mektup gönderdim. 24 Ağustos 2012. Bakın ne diyorum mektupta. Sayın Başbakan, komşu Suriye'deki gelişmeler ülkemizin başta güvenliği olmak üzere ekonomisi, sosyal huzuru, turizm ve taşımacılık alanları dahil çok geniş kapsamda artarak olumsuz etki yapmaya devam etmektedir. Öte yandan Suriye'deki şiddet ve çatışmaların durdurulmaması halinde ülkenin parçalanması, iç savaş boyutlarının genişleyerek bölgesel ve uluslararası bir ihtilafa dönüşmesi de dışlanamayacak bir olasılıktır. Devam ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Suriye'nin bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunmasından yanayız. Türkiye barış ve uzlaşıdan yana bir politika izleyerek öncelikle şiddete son verilmesini sağlamalıdır. Kardeş Suriye halkının insan onuru ve haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik bir rejim çerçevesinde güven ve huzura kavuşmasını istiyoruz. Uluslararası toplumun çözüm gayretleri maalesef şu ana kadar istenilen sonuçları vermemiştir. Mevcut koşulları ve daha önce CHP olarak gündeme getirdiğimiz önerileri de dikkate alarak bu sefer hazırladığımız Suriye için kapsamlı çözüm önerimizi ekte takdim ediyorum. İnancımız odur ki hükümetinizin bu öneriye sahip çıkması halinde uluslararası toplumun çabaları yön ve etkinlik kazanabilecektir. Zira Suriye konusunda Türkiye'nin başka hiçbir ülkeyle kıyaslanamayacak kadar ağırlık ve etkisi vardır. Saygılarımla Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan. 2012. Evet, 2012'de bunları söylüyoruz. Ama onlar bizi eleştirdiler ve silah göndermeye devam ettiler. Bölgeye silah göndermeye devam ettiler. MİT tırlarıyla silah göndermeye devam ettiler. 25 Ağustos 2012
Hürriyet gazetesi soruyor ve gazeteye bir açıklama yapıyorum. Açıklama aynen şu. Suriye politikası maalesef PKK'yı güçlendiren bir çizgide ilerliyor. Çok ciddi endişelerim var. Birincisi Suriyeli muhaliflere verilen silahların yarın PKK'nın eline geçmesidir. Bunu Irak'ta yaşadık. İkincisi diğer komşularla da ilişkiler çok gerildi. 2 yıl sonra Hürriyet'e yaptığım bu açıklamadan tam 2 yıl sonra Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış olan İsmail Hakkı Pekin şu açıklamayı yapıyor. Diyor ki gönderilen silahların bir kısmının PKK'nın eline geçtiği iddia ediliyor. Yani bizim uyarımızdan 2 yıl sonra silahların terör örgütünün eline geçtiğini dönemin istihbarat dairesi başkanı ifade ediyor. Ve 1 Temmuz 2015 Milli Güvenlik Kurulu toplantısından sonra gazetelerde bir haber. Milli Güvenlik Komisyon Kurulu'nda görüşülen istihbarat raporlarına göre Kobani'ye gönderilen ağır silahlar PKK'nın eline geçti. Biz 2 yıl önce uyardık ama bizim uyarımızı dinlemediler. Onlar oturdular sabah, öğle, akşam hep CHP'yi suçladılar. Hep CHP'yi suçladılar. Siz Esad'dan yanasınız, siz şundan yanasınız, siz şöylesiniz, siz böylesiniz, siz bağışçısınız diye suçladılar. Şimdi bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Dış politikada hamlenin 3 adım ötesini görmezseniz devleti sağlıklı yönetemezsiniz. 3 adım ötesini. Siz 3 adım ötesini bile görmediniz. Herkes sizi aldattı. Obama aldattı, en son aldatan o oldu. PKK aldattı, IŞİD aldattı. Aldatmayan bir Allah'ın kulu kalmadı. Ya bir de beni dinle kardeşim. Vallahi de billahi de ben seni aldatmıyorum. Ben Türkiye'nin çıkarlarını savunuyorum. Ve yine öyle suçlanıyoruz ki aklın mantığın alacağı şey değil. Eylül 2012'de yine konuşuyor beyefendi. CHP yarın Şam'a gidecek, yüz bulamayacak. Göreceksiniz. Ama inşallah biz en kısa zamanda Şam'a gidecek, oradaki kardeşlerimizle muhabbetle kucaklaşacağız. İnşallah Emevi Camii'nde namazımızı da kılacağız. E buyur git bakalım nasıl kılıyorsun? Kim doğruyu söylüyor? 80 milyon vatandaşıma sesleniyorum. Vicdanı olan, ahlak sahibi olan her vatandaşıma seslenmek istiyorum. Suriye konusunda en tutarlı politikaları kim söyledi? Kim üretti? Ya oturun sorunu çözün dedik. Komşuda yangın var. Siz benzin bidonuyla gidiyorsunuz. Ya o yangın size bulaşacak. Komşuda yangın varsa suyla gideceksiniz kardeşim. Yangını söndürmeye gideceksiniz. Bunlar yangını büyütmeye gidiyorlar. Sonra ne oldu? 11 Şubat 2013 cilve gözünde bombalar patladı. 13 vatandaşımız hayatını kaybetti. Sonra ne oldu? 11 Mayıs 2013 Reyhanlı'da patlamalar oldu. 52 vatandaşımız hayatını kaybetti. IŞİD bile diyemediler. Terörü yapan örgütü bile dillendiremediler. Çünkü o dönem IŞİD'e yaramaz çocuklar bunlar diyorlar. Bakın 28 Mayıs 2013 gene CHP grup toplantısında yaptığım konuşma. Suriye politikasında hükümetin yanlıştan dönmesi için bütün iyi niyetimizle hükümete çağrıda bulunuyorum. 1. Türkiye Cumhuriyeti artık Suriye'deki iç savaşın taraflarından biri olmamalıdır. 2. Kendi topraklarında yabancı terör unsurlarını eğitmemeli, cebine para koymamalı, eline silah vermemelidir. 3. Sınırlarının güvenliğini sağlamalı ve 4. Cenevre süreci desteklenmeli ve Suriye'de kalıcı barış için katkı vermelidir. Bunu söylüyoruz. Suriye'de yaşayanlar bizim kardeşlerimiz. Araplar bizim kardeşlerimiz. Kürtler bizim kardeşlerimiz. Akrabalarımız. Ortak tarihimiz var. Ortak kültürümüz var. Ortak geçmişimiz var. Ortak acılarımız var, ortak sevinçlerimiz var. Ama Orta Doğu bataklığını
Türkiye'nin mekanı haline getirdiler. Silahlarla orayı beslediler. Terör örgütlerine her türlü desteği verdiler. IŞİD'e, El Nusra'ya adını sayamayacağım bir sürü terör örgütüne her türlü desteği verdiler. Ve bu arada şimdi PYD'yi düşman ilan ediyorlar. Güzel. PKK'nın uzantısı diyorlar. Doğru. Peki kardeşim, PYD'yi meşrulaştıran kim? Meşrulaştıran kim? Salih Müslim'i Ankara'ya defalarca çağırıp altına kırmızı halılar serip buyur hoş geldin diyen kim? Cumhuriyet Halk Partisi mi? E sen terör örgütü kabul etmedin. Liderini davet ettin. Kırmızı halılar serdin. En iyi yerlerde ağırladın. Sonra bir sabah kalktık. Esad nasıl düşman olmuşsa o da düşman olmuş. Ne oldu? Ne değişti de düşman oldu? Düne kadar beraberdiniz. Yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmiyordu. Biz sizi uyardık. Defalarca uyardık. Yapma dedik, eyleme dedik. Bak bu Türkiye'nin başına iş açar dedik. Ama gittin. Yine birileri seni kandırdı, sen yine tuzağa düştün. Peki sana bir şey oldu mu? Hayır. Kime oldu? Bu ülkenin fakir fukara gariban çocuklarına oldu. Bu ülkenin fakir fukara gariban çocuklarına oldu. Değerli arkadaşlarım, 10 Haziran 2014'te Musul konsolosluğumuz basıldı, 49 çalışan kaçırıldı. Birisi de bizim Ardahan milletvekilimiz. Öztürk Yılmaz. Bölgeyi en iyi bilen, terör örgütlerini tek tek en iyi bilen kişidir. Eski büyükelçi. Bölgeyi biliyor. Bölgede çalışmış. Ve bu kişi şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hedef noktasında. Her türlü hakaret yapılıyor. Her türlü hakaret. Dışişleri Bakanı diyor, bu benim memurumdu diyor. Bir dakika beyefendi, kim sizin memurunuz? Kim sizin memurunuz? Ya o devletin memuru kardeşim. Devletin memurunu kendi memurun diye kabul edersen gelir böyle toslarsın. Gelir böyle toslarsın. Bakın değerli arkadaşlarım. 10 Şubat 2015. 10 Şubat 2015. Bir başka çarpıklığı daha gündeme getireyim. Ve grup toplantısında şu konuşmayı yapıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında Orta Doğu'ya barışı getireceğiz. Suriye'ye de, Irak'a da, her tarafa barışı getireceğiz. Suriyeli kardeşlerime diyeceğim ki, 1 milyon 700 bin kardeşim, git kardeşim, baba ocağına geri dön. Sana her türlü yardımı yapacağım. CHP iktidarında Suriye'ye huzur geldi, git kardeşim kendi ülkende çalış diyeceğim. Ben bunu söyledim. Söyledim ama ne AKP'nin kalemşörleri ne de AKP'nin yöneticileri beni affetmediler. Ne ırkçılığımız kalktı, ne başka bir şeyimiz kaldı. Her türlü hakareti yaptılar. Vay efendim, sen Suriyelilere nasıl geri dön dersin? Ya Suriye'yi onaracağız. Okulunu yapacağız, evini yapacağız, hastanesini yapacağız, yolunu yapacağız. Baba ocağına geri dön diyorum. Ve kardeşim diyorum. Aradan zaman döndü, beyefendi gene büyük bir hızla yelpaze gibi döndü, şimdi konuşuyor ve 2 yıl sonra. Afrin'de huzur ve güven iklimi tesis edildiğinde yüz binlerce Suriyeli kendi yurtlarında hayatlarını sürdürme imkanına kavuşacaklar. Şimdi o kalemşarlara söylüyorum, bir şey söylüyor musunuz? Söylemiyorlar. Erdoğan'ın kölesi konumunda olanlar ancak kalem oynatamazlar. Erdoğan'ın kölesi konumunda olanlar kalem oynatamazlar. Bana yaptığın eleştiriyi niye yapmıyorsun? Üstelik ben Suriyeli kardeşlerim diyor. O Suriyeli kardeşlerim bile demiyor. Onu bile ifade etmiyor. Biz bölge halkını kucaklıyoruz. Bölge halkını. Hiçbir ayrım yapmadan. Yöneticilerle, terörle bölge halkını ayırıyoruz. Bölge halkı bizim akrabamızdır. Oradaki Kürtler de, Araplar da, Ezidiler de, Türkmenler de, hepsi bizim akrabamızdır. Hepsi. Her türlü desteği vereceğiz. Her türlü desteği vereceğiz.
Biz şunu da yaptık. Biz şunu da yaptık. Dedik ki bölgede huzuru sağlamak için Türkiye elinden gelen her türlü çabayı göstersin. Çünkü Türkiye'nin bölge üzerinde ayrı bir etkinliği var. Ayrı bir gücü var. Ortak tarihi var, kültürü var. Dolayısıyla Türkiye sözü dinlenen bir devlet olabilir. Çağırabilir grupları. Niye kavga ediyorsunuz? Terör neden? Bunu yapabilir. Öyle bir noktaya geldi ki Türkiye kendi topraklarından kaçmak zorunda kaldılar. Bakın, kendi toprağımızdan, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin tapulu malından o malı terör örgütüne vererek kaçmak zorunda kaldılar. Malı terör örgütüne vererek, arazimizi, arsamızı terör örgütüne teslim ederek kaçtılar. Kimden söz ediyorum? Süleyman Şah Türbesi'nden söz ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir toprak parçasını terör örgütüne teslim edip kaçanlarla karşı karşıyayız. Şimdi ortalıkta beyefendi kahraman diye geziyor. Ne kahramanı ya? Terörden korkan, ben olsaydım, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda olsaydı, 10 bin şehit gerekirse verirdik, bayrağımız orada dalgalanırdı. Toprağımızdan asla ve asla taviz vermedik. Şimdi kalkmış kahraman diye ortalıkta geziyor. Korkaktan kahraman olmaz. Terör örgütlerine teslim olandan kahraman olmaz. Hele hele milliyetçiliğin kanını seçim meydanlarında, kendi partisinin il toplantılarında oya çevirmeye kalkanlardan insan da olmaz, ahlaklı adam da olmaz. Biz elbette ki Türkiye'nin çıkarları her şeyin üstünedir. Bu ülkenin çıkarları her şeyin üstünedir. Her şey. Her şeyi göze alırız biz. Yeter ki bu ülkede çocuklarımıza güzel bir ülke bırakalım. Yeter ki biz hep beraber saygın bir Türkiye'nin kuruluşuna hep beraber yapalım, katkımız olsun ve inşa edelim. Biz bunları savunuruz her ortamda. Ama bugün geldiğimiz nokta Orta Doğu bataklığının bir parçası olan Türkiye'dir. Bizi rahatsız eden budur. Eğer sözümüzü dinleselerdi, PKK'yı değil, Esad'ı değil, Obama'yı değil, Putin'i değil, bilmem şunu bunu değil, bizim sözümüzü dinleselerdi, bugün Türkiye bölgesinin hem en güçlü hem en saygın ülkesi olacaktı. Orta Doğu bataklığının bir parçası olmayacaktı. Ben Orta Doğu bataklığı dediğim zaman, vay sen nasıl Suriye'ye Orta Doğu bataklığı dersin. Efendim orası bataklık olmaz. Sonra kendileri de Orta Doğu bataklığı demek zorunda kaldılar. Çünkü bilmiyorlar. Türkiye nasıl yönetilir bilmiyorlar. Türkiye'nin tayini bilmiyorlar. Bakın bir daha söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihini bilmiyorlar. Verilen mücadelelerin nasıl olduğunu bilmiyorlar. Değerli arkadaşlarım, bütün bunlar olurken yine AK Parti ve kalemşörleri CHP'yi suçluyorlar. Sanıyorlar ki biz geri adım atacağız, onlar bizi suçluyor. Onların yüzlerce televizyon kanalı var, çok sayıda gazeteleri var. Biz geri adım atacağız, sesimizi keseceğiz. Ya kiminle gelirseniz gelin, feriştahınızla gelin, bir adım, bir milim geri adım atmayacağız. Bir milim. Kendi toprağından kaçan adamdan hesabını soracağız. Kendi toprağından kaçan, kendi toprağını terör örgütlerine teslim eden adamdan hesabını soracağız. Kahraman diye geziyor. Ne kahramandı? Ne kahramandı? Bütün bunlar olurken ekonomide ciddi sorunlar yaşıyoruz. Ekonomide. Bakın değerli arkadaşlarım. 13 Ocak 2018. 13 Ocak 2018. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde gencecik bir çocuk kendisini yaktı. Ben bu çocuğu hem televizyonlarda hem de gazetelerde haber bile olmadı. Korktular iktidardan. Erdoğan'dan korktular. Ya haber yaparsak başımıza bir bela gelir mi? Ben dillendirdim. Kıyamet koptu. En ağır eleştirileri aldım.
En ağır eleştiriler. Tabii gelsin eleştiriler. En azından o kişinin meclisin önünde kendisini yaktığını artık herkes duydu. Herkes duydu. Kimdi bu çocuk? Sıtkı Aydın. Kim bu Sıtkı Aydın? Geçen gün Bir Gün gazetesi çok güzel bir gazetecilik örneği yapıyor. Sıtkı Aydın'la bir röportaj yapmış durumda. Bütün vatandaşlarımın beni dikkatle dinlemelerini, yani Sıtkı Aydın'ı dikkatle dinlemelerini isterim. Kim bu Sıtkı Aydın? Öncelikle şunu söyleyeyim diyor Sıtkı Aydın. Ben tecrübesiz biri değilim. 21 yıldır inşaatlarda çalışıyorum. Son olarak da ana firma Sinpaş 6 oran, taşeron firma Delta İnşaat olan bir inşaat işinde çalışıyordum. O inşaatta tıpkı diğerlerinde olduğu gibi işçiler için platform olması lazım ama yok. Çalıştığım alanda içeride kilit takılması lazım ama takılmamış. Üçüncü katta çalıştığım için altında ağ olması lazım ama ağ yok. İşi güvenli yapmamız için belli bir zaman lazım ama o zaman da yok. Her zaman olduğu gibi o günde bir tedbirsizlik ve bir aceleciliktir gidiyor. Ve ben o gün üçüncü kattan sırt üstü aşağıya düştüm. Kafatasım çatlamış, yedi kaburgam kırılmış. Leğen kemiğim kırılmış. Beyin travması geçirmişim. İç kanama tehlikesi atlatmışım. Bütün vücudum darmadağın olmuş. Ve Sıtkı kardeşimiz devam ediyor. Üç gün apar topar hastaneye kaldırmışlar. Üç gün yoğun bakımda yattım. Şunu atlamadan okuyayım size. Sonra beni hemen hastaneye kaldırmışlar. Kendisinde değil, hastaneye kaldırmışlar. Gözlerimi açtığımda Delta İnşaat'ın ortaklarından Tolga Zengin korkudan, panikten pervane gibi etrafımda dönüp duruyor öleceğim diye. Ölürse çok ciddi sorumlu olacak çünkü. Üç gün yoğun bakımda yattım. Ve sonra Tolga Zengin'den tek bir şey istedim. Burayı dikkatle dinleyin. Tek bir şey istedim. Ayağa kalkıp çalışabilir vaziyete gelene kadar yövmiyemi istiyorum diyor. Hastayım, yatıyorum, para yok ama ayağa kalkıp çalışıncaya kadar bana yövmiyemi verin diyor. O da karşılığında sen bunları düşünme. İyileşmeye odaklan. Biz ne gerekiyorsa sağlarız gibi vaatlerde bulundu. Ardından polis ifademi almaya geldi. Bana verdiği söz nedeniyle o kişinin sana yövmiyeni vereceğiz diye verdiği söz nedeniyle inşaat firmasından şikayetçi olmadı. Bu garibana bakın Allah aşkına. Bir baktım ki benim başımda pervane olanlar bir anda yok olup gittiler. Şikayette bulunmadığı için. Ve devam ediyor değerli arkadaşlarım. 21 gün hastanede yattıktan sonra beni çarşambada köydeki evime köpek ölüsü gibi sedyeyle bırakıp gittiler. Bir ay sonra duvara tutunarak yürümeye başladığımda Delta'nın muhasebecisi arayıp sana para gönderdik dedi. Kendimi zorlayıp evden çıktım. Santim santim adımlar atarak çarşıya kadar yürüdüm. Bankaya gittim ve bir baktım ki yatırdıkları para 300 lira. Bir daha söyleyeyim. Yatırdıkları para 300 lira. Düşünebiliyor musunuz? Ben ölüm kalım savaşı vermişim. 21 gün hastanede yatmışım. Köyde 1,5 ay yataktan çıkmamışım. 4 duvardan başka hiçbir şey görmemişim. Ablam benim bebek gibi altımı temizlemiş, vücudumda ve kafatasımda hayatım boyunca kalacak hasarlar oluşmuş ve bunun suçlusu olan firma bana bütün bunların karşılığında 300 lira yatırmış ve olay kapanmış. Ve devam ediyor değerli arkadaşlarım. Düşünebiliyor musunuz diyor. Ben hayatım boyunca çalıştım ama ceketimden başka hiçbir şeyim yok. Ve devam ediyor. Bir de dediğim gibi kazadan sonra her şey değişti. Örneğin ilkokuldayken çarpım tablosunu çarpa çarpa giderdim. Şimdi bir telefon numarasını bile aklımda tutamıyorum. Devam ediyor değerli arkadaşlar. Kazanın bıraktığı kalıcı izlerin üzerine
hakkım olan adaleti de bulamayınca mahkemeye veriyor çünkü sonuç alamıyor. Bulamayınca ruhsal olarak ağır bir bunalıma girdim. Hakkımı ararken köpek ölüsü gibi bir kenara bırakılmayı kendime yediremedim diyor. Sıtkı kardeşim, seni Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk dile getiren kişi bu kardeşin ve Cumhuriyet Halk Partisi. Biz garipten gurabadan yanayız. Bizim sözümüz lafla değil, işledir. Biz ezilenlerin yanındayız. Biz emeğiyle geçinenlerin yanındayız. Biz bu ülkede huzur isteyenlerin yanındayız. Biz herkesin işi aşı olsun bunun yanındayız. Bunun mücadelesini veriyoruz. Sana iş vermeyenler, sana 300 lirayla hayatı zehir edenleri biz asla unutmayacağız. Sana sözüm söz, bunun takipçisi olacağız. Takipçisi olacağız ayrıca. Sıtkı kardeşim, bir cümleyi sakın unutma. Bir cümleyi, bir cümleyi sakın unutma. Rahmetli Ecevit'in dediği bir cümleyi. Ne ezen, ne ezilen. İnsanca, hakça bir düzen için mücadele edeceğiz. Daha önce de İzmir'de 8 aydır İşkur'dan parasını alamayan bir vatandaş çıplak soyundu ve protesto etti. Ve dün Balıkesir'de muhterem bir gün. İşsiz, iş arıyor. Kimse iş vermiyor. Geçinemiyor, aç. Ve o da kendine benzin dökerek, üstüne benzin dökerek kendisini yakıyor. Bir bu tabloya bakın, bir de size şimdi örnek olarak vereceğim yandaşlara bakın. Halk işsiz, vatandaş işsiz. Geçim derdi var. Geçinemiyor. Çoluk çocuğuna bakamıyor. Ahlaki değerlerde büyük bir yozlaşma var. Uyuşturucu almış başını gidiyor. Bütün bunları bunlar seyrediyorlar. Bizim yüreğimiz dağılıyor. Biz acıyoruz. Biz vicdan azabı çekiyoruz. Biz sorunu nasıl çözeriz diye kafa yoruyoruz. Ama suçlanan biziz. Onlar gene şu veya bu şekilde zeytinyağı gibi suyun üstüne çıkmaya çalışıyorlar. Bakın, Sıtkı kardeşimin de diğerlerinde ne iş güvencesi var ne de iş güvenliği var. Ama yandaşların çifte garantileri var. Çifte garantileri. Çifte garantileri. Nedir çifte garanti? Birincisi şu. Gidersin bankadan veya uluslararası kuruluşlardan borç alırsın. Hazine diyor ki, borç aldın, ben senin garantini vereceğim. Yani ileride iflas edersen senin paranı ben ödeyeceğim onlara diyor. Yetiyor mu? Hayır. Eğer yaptığın yatırım karşılığında yeterli kar elde edemezsen karın da sana garantisini veriyorum diyor. Karın da garantisini veriyorum diyor. Yani para alırken garanti, kar elde ederken garanti. Çifte garanti. Ya Sıtkı'ya hangi garanti? Ya kendisini yakana hangi garanti? Hiçbir garanti yok. Hiçbir garanti yok. Köprü yapmışlar, yol yapmışlar. Efendim o kadar araç geçmedi. Şimdi tüp geçit için 123 milyon lira parayı verecekler onlara. 123 milyon lira. Kimin sırtından? Sıtkı kardeşim gibilerinin sırtından. Haram olsun yetmez, zehir zıkkım olsun diyeceğiz. Zehir zıkkım olsun. Rüşvet alana, rüşvet alana, ayakkabı kutusunda rüşvet alana parasını iade ettiler ya. Bir de faizini verdiler. Hem rüşvetin parasını vereceksin, hem faizini vereceksin. Haram olsun, zehir zıkkım olsun. Verenlere de haram olsun, zehir zıkkım olsun. O kararı veren hakimlere de zehir zıkkım olsun. Benim paramla gidecekler, rüşvete faiz ödeyecekler. Ve bunun adı da adalet olacak. İşsizlikten kendisini yakacak vatandaş, gözlerine mil çekecekler ve görmeyecekler. Sokak sokak, cadde cadde kahramanlık edebiyatı yapacaklar. Kimin üzerine? Şehit kanları üzerinden. Oy devşirmeye çalışacaklar. Sen önce Türkiye'nin sorunlarını çöz kardeşim. 15 yıldır memleketini hale getirdin. 15 yıldır. Altınıza uçaklar verdik, arabalar verdik, helikopterler verdik, maaşlar verdik, saraylar verdik.
Nedir bu milletin çektiği? Düşün bu milletin yakasından artık. Düşün bu milletin yakasından. Bakın şimdi bir örnek daha vereyim. Diyelim ki herhangi bir vatandaşımız 25 yıl çalıştı, 25 yıl. 25 yıl primini ödedi asgari ücret üzerinden ve gitti bugün öğleden sonra emekli olmak istedi. Kaçsa emekli aylığı alacak? 718 lira 69 kuruş. 25 yılın karşılığı, 25 yıl prim ödeyeceksiniz, 718 lira 69 kuruş emekli maaşı. Şimdi bu Ankara'daki beylere soruyorum. Ya 718 lirayla kim geçiniyor Allah aşkına? Hangi emekli geçiniyor? Ama emekliler birlik olmadığı için, emekliler kendi haklarını savunmadıkları için onlar diyorlar ki hiç merak etme kardeşim. Ey Kılıçdaroğlu, niye kendini zora sokuyorsun? Niye bunların hakkı hukuku diyorsun? Ben ne kadar verirsem onlar da razı oluyorlar. Hiç maaş vermesen de bana oylarını verirler diyorum. Ben de emekliye soruyorum. Emekli kardeşim, madem öyle oy vermeye devam et. Çünkü yarın bu aylığı da senin elinden alacaklar. Onu da yandaşa verecekler. Sen iki maaşa, iki emekli maaşına ben layık değilim diyorsun. Ben bu parayı almam diyorsun. Ben geçinebiliyorum diyorsun. Ben huzur içindeyim diyorsun. E kardeşim, al 718 liraya geçineceksin. Peki, bir tam tarihi vereyim. 1 Ekim 2008'de onların reform dedikleri kanun çıkmasaydı bu kişi 1822 lira emekli aylığı alacaktı. 1822 lira alacaktı. Şimdi reform yaptılar, emeklinin sırtına bindiler, 718 lira 69 kuruş. Ne güzel reform değil mi? Ne güzel. Emeklinin sırtından reform yapıyorlar. Bir de Bağkur emeklisine değinelim. Bu SSK emeklisi. Esnaf. O da 25 yıl çalıştı. 9000 gün prim ödedi. En alt düzeyde. Emekli olduğu zaman eline 621 lira 81 kuruş geçecek. 621 lira 81 kuruş. Bütün emekli kardeşlerime sesleniyorum. Esnaf kardeşime sesleniyorum. Ahilik geleneğinden gelen esnaf kardeşime sesleniyorum. Ankara'daki beylerin bir eli yağda, bir eli balda, bütün çocukları en lüks yatlarda, katlarda, villalarda sen açlığa mahkum ediliyorsun. Senin hakkını, hukukunu ve adaletini biz savunuyoruz. Ve senin desteğini bekliyoruz. Bunların bir başka lafı daha vardı. Efendim petrol geliyor, dışarıdan alıyoruz petrolü. Dolar yükselince biz de mecburen zam yapıyoruz. Dolar düşünce de petrolün fiyatını düşürüyoruz. Ya bu kadar, bu kadar halkın gözünün içine baka baka yalan söyleyen başka bir iktidar görmedim. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç görmedim. Şimdi bakın son hale bakın. Dolar fiyatı düştü mü? Düştü. Gazeteler yazıyor mu? Yazıyor. Televizyonlar söylüyor mu? Söylüyor. Dolar fiyatı düşüyor. Benzine ve mazota zam geliyor. E hani ithal ediyordunuz siz bunları, doğru. E düşürsene. Benzinin litresi 6 lirayı aştı. Mazotun litresi de 6 liraya yaklaştı. Çiftçi kardeşime, çiftçi kardeşime böyle bir müjde verelim. Bu iktidar seni çok seviyor. Mazotun litresi 10 lira olursa seni daha fazla sevecek. Ne kadar ekmezsen, ne kadar biçmezsen, ne kadar elini açıp dilenirsen bunların o kadar hoşuna gidecek. Bunu sakın unutma kardeşim. Efendim, bir milletvekilimiz var. Enis Berberoğlu. Saygın bir milletvekili. Şu anda hapiste. Neden hapiste? Hangi gerekçeyle hapiste? Biraz bu konuya herkesin dikkatini çekmek isterim. 29 Mayıs 2015'te Cumhuriyet'te bir haber. İşte Erdoğan'ın yok dediği silahlar diye yayınlandı. Davalar açıldı. Uzun bir ara geçti. Davalar açıldı. Enis Bey de tabii gitti mahkemeye. İfadesini verdi. Ama tutuklandı. Ömür boyu hapse mahkum edildi. İyi hal dolayısıyla da 25 yıl hapse mahkum edildi. Şu anda cezaevinde. Ben ve arkadaşlarım zaman zaman gidip kendisini ziyaret ediyoruz.
bir gerçeğin altını özenle çizmek isterim. Olayın başlangıcı Can Dündar'ın bir kitabından kaynaklanıyor. Tutuklandık diye bir kitap yazıyor Can Dündar. Kitapta şöyle bir bölüm var. MİT tırları haberinin flash disk içinde 27 Mayıs günü solcu bir milletvekili tarafından bana getirildi diyor. 27 Mayıs günü flash diski kendisine getiren milletvekilinin ismini vermiyor. Ama Enis Berberoğlu o tarihte milletvekili değil. Bildiğimiz normal bir partili milletvekili değil. Buna rağmen illa Enis Berberoğlu verdi diye mahkemeye çağrılıyor. Değerli arkadaşlarım, devlet sırrını ifşa etti diye, MİT tırları dolayısıyla devlet sırrını ifşa etti diye. HTS kayıtlarına bakılıyor. Enis Bey'in avukatları da istiyorlar HTS kayıtlarını. Böyle bir görüşme olmadı. Telefon görüşmesi var. Doğru. O tarihte telefon görüşmesi var. Üç milletvekili ve Enis Bey'le de konuşmuş. Enis Bey milletvekili değil. Ama Enis Bey CHP milletvekili ve onun üzerine özel olarak odaklanıyor. HTS kayıtları isteniyor. O tarihte, o konuşmanın yapıldığı yerler tarihte Can Dündar ayrı yerde, Enis Berberoğlu ayrı yerde. Yan yana değiller. Hani yan yana olsalar hadi dersiniz ki böyle bir iddia orası yanlış ama biz buradan tutturalım. Bu da yok. Böyle bir şey de yok. Şimdi değerli arkadaşlarım, ortada bir devlet sırrı var mı? Ortada bir devlet sırrı var mı? Yargıtay 1942'den bu yana devlet sırrı tanımını koymuş ortaya. En son karar Yargıtay 9. Dairesi'nin bir kararı var. Diyor ki suçun oluşması için, devlet sırrında suçun oluşması için bir, gizliliğin daha önce ifşa edilmemiş olması lazım. İki, siyasi ve askeri casus maksadıyla bilginin temin edilmesi lazım. Üç, bir başka ülke yararına ve Türkiye'nin zararına olması lazım. Dört, başka ülke ile ön anlaşmanın gerçekleşmesi lazım diyor. Bunların hiçbirisi yok. Zaten böyle bir şey yok. Yine geçiyorum başka bir konuya. Aynı olayla bağlantılı. MİT tırları yakalandığında savcı, hakim, oradaki askeri görevliler hep beraber şu anda yargılanıyorlar. Şu anda yargılanıyorlar. Yargıtay'da 16. Ceza Dairesi'nde. Ne diye? Devlet sırrını açıkladınız diye. Ya devlet sırrını açıkladılarsa onlar açıkladılar. İfşanın ifşası olur mu? Onlar şu anda yargılanıyorlar. Üstelik çok önceden yargılanıyorlar. Başladı yargılamaları, devam ediyor. Hangi devlet sırrı? Hangi devlet sırrı? Geçiyorum başka bir konuya. Aynı olayla bağlantılı. 21 Ocak 2014, çok daha önceden. Aydınlık Gazetesi, güzel bir gazetecilik çalışması yapıyor. Ve MİT tırları ile ilgili haberi ilk kez fotoğraflı olarak veriyor. Bu olay ortaya, yani Cumhuriyet yayınladıktan sonra da Aydınlık bir başyazı yazıyor. Diyor ki, evet MİT tırları haberini Cumhuriyet'ten önce yaptık, gelsinler tutuklasınlar. Yani meydan okuyor. Ben gazetecilik yaptım diyor. Haberdi diyor bu. MİT tırları vardı ve biz yakaladık. Bu olayı haber yaptık. Geçiyorum. 15 Ocak 2015. Al Monitor internet sitesi ve BBC Türkçe yayını. Şöyle bir haber geçiyor. 19 Ocak 2014. Diyor ki günü tırlarda yapılan arama sonucu düzenlenen devlet sırrı niteliğinde olan belgelerin Hollanda Hristiyan Demokrat Partisi milletvekilinde olduğuna ilişkin haber veriyorlar. Yani Hollanda'da milletvekilleri zaten bunu biliyor. Biz de bu olayı doğrulatmak istiyoruz. O dönem milletvekili olan Osman Korutürk bir soru önergesi veriyor. Diyor ki ya BBC böyle söyledi. Öbür internet sitesi de böyle söyledi. Bu haber ne kadar doğru? Hollandalı milletvekilinin elinde bu belgeler var mı? Şu ana kadar bu soruya verilmiş hiçbir cevap yok. Hiçbir cevap yok. Ama biz Enis Bey tutuklandıktan sonra
milletvekili arkadaşlarım Hollanda ile temasa geçtiler. Evet, bilgilerin onların elinde olduğu, görüntülü kayıtlarıyla buradan yapılan telefon görüşmelerinin tamamı banta alındı. Tamamı. Yani uyduruk kaydırık değil. Tamamı banta alındı ve bilgilerin ve belgelerin orada olduğu çıktı ortaya. Yani Hollanda'da bir milletvekilinin elinde olan bir bilgi ne zamandan beri devlet sırrı olmaya başladı? Geçiyorum. Takvim Gazetesi. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşuyor. Yaklaşık bir saati de aştı. Konuşma devam ediyor. Gün ortası devam ediyor bir yandan da. Soçi'yi konuşacağız. Soçi de önemli. Dün başlayan bir zirve devam ediyor. Soçi ile ilgili gelişmeleri değerlendireceğimiz isim Ulusal Kanal Genel Müdürü, aynı zamanda gazeteci arkadaşım, dostum, sevgili Mustafa Kaya. Soçi dün başladı, bugün evet, devam ediyor. İkinci oturum, değil mi? Gün içerisinde başladı. Soçi ile ilgili sabah yaşanan bir tartışma, bir sıkıntı vardı. Şimdi tüm yönleriyle biraz ele alalım istiyorum. İdlib ile ilişkili, değil mi, gelişmeler var. Soçi zirvesi, aynen. Evet. Şimdi PKK katıldı, katılmadı. PYD daha doğrusu, evet, katılacak, katılmayacak tartışmaları bitti. PYD'siz Soçi toplandı. Peki bundan sonra ne olacak? Soçi'den ne çıkacak? İstersen buradan başlayalım. Kimler katıldı? Ve tabii Suriye'ye, sahaya yansıması nasıl olacak? Evet, Soçi tabii dün esasen bir başlangıcıydı. Bugün esasen başladı. Hı-hı. Sabah saatlerinde Rus Dışişleri Bakanı Lavrov da Putin mesajını aktardı. Biraz bizim basınımız ne yazık ki Suriye'nin dostları diye bir ara, şimdi artık kimse adını anmıyor da, gruplar vardı, toplanıyorlardı koca koca ülkeler yıllarca. Büyük büyük yayınlar yapıldı, basın toplantıları yapıldı. Şimdi Soçi konusunda bir körlük var Türk basında. Çünkü bakın, Afrin'de Türkiye çok önemli bir operasyon yürütüyor. Ama biz o operasyona 20 kilometre öteden bakıyoruz. 20 kilometrelik bir mesafeye bakıyoruz. Halbuki Afrin, hep söylüyoruz, Soçi'yi de içine alan, Astana görüşmelerinden bugüne gelen ve daha sonra da Cenevre'ye dönüşecek toplamdaki sürecin adımlarından biriydi ve Türkiye o kritik adımı attı. Afrin'le beraber de hemen ardından İdlib gelecek Soçi diyorduk. Nitekim dün büyük bir konvoy İdlib bölgesine gitti. Birazdan konuşuruz ama Soçi'ye baktığımızda çok kritik bir görüşme yapılıyor şu an. Ben Soçi'nin sabahleyin izledim canlı. Heyetlerin gelişini, Lavrov'un konuşması sonrası Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin katılımcılarını çağırdılar. Hı hı. Bugüne kadar diplomasi muhabirliğinden geldim. Yıllardır göreve başladığımızdan beri Suriye'deki bu durum var. Ve sürekli birçok toplantı izledim. Bugüne kadar Suriye ile ilgili yapılan toplantıların içerisinde tırnak içinde bir muhalif gruplar bir araya geliyorsa en Suriyeli gruplardı bunlar. Hı hı. Suriye devleti zaten en başından beri zaten Suriye'nin devleti. Egemen, meşru, Birleşmiş Milletler'de yeri olan tanınmış bir devlet. Onu kenara koyuyorum. Ama onun dışında Suriye'de bugün olası bir uzlaşı söz konusu olacaksa en Suriyeli ekip, muhalefet diyorsak adına, her ne diyorsak, onlar masadaydı. Kimler bunlar? Şimdi bizim yine dediğim gibi Batı basınından Suriye'yi okuyan Türk basınımız anlamaz. Ama Suriyelilere bunu söyleseniz onlar hemen anlatır. Bazı isimleri dikkatlerine gelecektir. Bakın toplantıya katılan, ekrana da şeye de kürsüye de yine davet edilen isimler içerisinde kimler var? Moskova Platformu Başkanı Kadri Cemil var. Bir dönem bakanlık da yaptı. Suriye Devleti'nde önemli yeri olan isimlerden birisi. Yine bizim yayın organlarımızda Aydınlık Gazetesi'nde Ulusal Kanal'da röportajları da yayınlanmıştır. Randa Kasis var. Astana Platformu'ndan. İkisinin temel özelliklerinden birisi de Suriye'de, şimdi bugünlerde çok fazla konuşuluyor. ÖSO konusu, Özgür Suriye Ordusu dedikleri o yapı çok konuşuluyor. Bakın Suriye IŞİD, Nusra, o radikalliğin acılarını çekiyor. Dünyada görmediğimiz sahneleri dünyadaki insanlar izlemeye başladı. Kafa kesmelerden birçok o vahşet, insan yakmaları. Bakın bu iki isim Suriye'de laik muhalefeti temsil ederler. Kimler var? Bir de devam edelim. Suriye'nin Geleceği Hareketi'nin lideri Ahmet Carba. O da kürsüdeydi. Ahmet Carba çok önemli bir isim. Mısır'da bulunuyor. Lavrov görüşmüştü Ahmet Carba'yla. Bir diğer isim Heysem Menna. Suriye Ulusal Koordinasyon Komitesi. Demokratik Değişim için Suriye Ulusal Koordinasyon Komitesi. Yıllardır Suriye'de bilinen bir isim. Hatta bu isimlerin arasında en bilinen, Suriyelilerce sahiplenilen, adı meşru kabul edilen kişilerden biri Heysem Menna'dır esasen. Yoksa bizim Türkiye'de yerleşik kalanlar değil. Bu nedenle 1511'de delege var.
saydığım isimler. Oldukça önde kalabalık. Gelen isimler tabii ki 1511'de delege şu an Soçi'ye varmış ve şu an konuşuyorlar. Tabii açılış seremonileri canlı yayınlandı. Şu an kapalı oturum yapıyorlar ve oraya, bu çok önemli, Lavrov'un, Rus Devlet Başkanı Lavrov'un verdiği mesaj da buydu. Suriye'nin geleceğini Suriyeliler belirler demiş. Suriye halkı belirleyecek demişti. Şu an içeride yapılan Soçi toplantılarında Umut, dışarıdan kimse yok. Sabahki yok. Sıkıntı neydi? Böyle girmeyi reddeden. Sabahki sıkıntı, yine bir fotoğraflar var. Onları da arkadaşlarımız getirirse ekrana onun üzerinden anlatayım. Hı hı. Şimdi anlatacaklarımı şu fotoğrafa göstersem yetecek diye düşünüyorum. Girmeyi reddedenler kimlerdi? İşte girmeyi reddedenlerden birisi. Bakın. Havalimanında. ÖSO'dan da çok bahsediyoruz. Bir aha, bayrak var. Bu, bunu adına bayrak denmez. Bu bir şey değil. Hiçbir şey ifade etmiyor Suriye halkı açısından. Aha. Üstü siyah yapılmış. İşte Suriye'nin mevcut yönetimin önceki döneminden kalma. Bir diğer fotoğraf. İşte şu an havaalanında Soçi'de bunlar böyle oturuyorlar. Girmeyi reddeden, Suriye, katılmayı reddeden. Tabii Türkiye'den giden. Tırnak içinde, bu hep kullandığım bütün ifade tırnak içindedir. Muhalifler. Sözde muhalifler. Sözde muhalifler. İşte bunlar. Tabii bunlar girmediler. Hayırlısı oldu. Bence iyi oldu. Ne yaptılar? Türkiye heyetine temsil yetkisini verdiler. Devrettiler. Tabii burada Rus Dışişleri Bakanı ile Türk Dışişleri Bakanı arasında çok yoğun bir görüşme trafiği aynen oldu. Sadece öğrendiğimize göre bakanlar düzeyinde değil. Sedat Öner çok birikimli bir büyükelçidir kendisi. O da oradaki heyette. Çok yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştirdiler. En iyisi oldu, Türkiye heyetine temsil yetkisi verdi. Biraz önce okuduğum isimlerin bir kısmı işte şu an bu fotoğrafta, hı hı, görünen oraya oturan insanlar. Neden iyi oldu? Şu yüzden. Şimdi Soçi'de şu olacak ya Umut. Komisyonlar var, komiteler var. Yönetim yetki birçok komite var. En önemlisi Anayasa Komitesi. Şimdi Cenevre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2015'te aldığı karar bugün Suriye'deki bütün görüşmelerin temelini teşkil eder. Birleşmiş Milletler 2254 sayılı kararı. Kararın içerdiği en önemli nokta da şu: bir, sivil hedeflere saldırıların derhal durdurulması bütün taraflarca. Hı hı. Ateşkesin ilan edilmesi, 18 ay içerisinde anayasa değişikliği, seçime gidilmesi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Cenevre sürecine sürekli hakim oldu ilk başlarda. Hiçbir şey başaramadı. Kan daha da büyüdü. Savaş, evet, daha da büyüdü. Bir tek PKK-PYD daha da alan kazanmaya başladı. Ne zaman ki Türkiye, İran, Rusya Astana sürecinde bir araya geldiler ve Astana bile başlarken Cenevre sürecini canlandırmak üzere ortaya kondu. Ve şu anki temel parametre Cenevre sürecinde 2254 sayılı Birleşmiş Milletler kararıdır. Hedef neydi? Tekrar edeyim. Bugün olanlar onlar çünkü. Hı hı. Bir, tarafların sivil hedeflere saldırılarının son bulması. Son bulmuş durumda. Bunu tabii dışarıda bırakılan IŞİD ve El-Nusra tamamen bunun dışında. Onların tamamen ortadan kaldırılması temel hedef. Bakın İdlib'de kalıyor son, onlar da kaldırılmak üzere. Hı hı. IŞİD büyük oranda Suriye ordusu ve Rusya sayesinde ortadan kaldırdı. Palmire'de değiriz orada. Sonraki adım Suriye'de çatışmasızlık bölgelerinin yaratılması ve ateşkesin ilan edilmesi. Türkiye, Rusya, İran'ın çabalarıyla şu an Suriye'nin içerisindeki alanlarda bölgeler ilan edilmiş durumda. İdlib, evet. Bir tek İdlib'de, hı-hı, bir bölgeler kalmıştı. Şimdi biraz da onu konuşuruz. Orası kaldı. Ondan sonraki adım ne peki? Bakın bunların hepsi başarıldı şu an. Son bir adım kaldı. Anayasa. Anayasada uzlaşılan değişikliklerin yapılması ve Suriye'nin seçim sürecine girmesi. Kararı Suriye halkının kendisinin vermesi. Şimdi Soçi'de yapılan, Soçi'den şunu beklememek lazım. Zaten bir gün içerisinde her şey sonuçlanmayacak. Bir anda bir barış görüşmesi değil tabii ki. Soçi şu: bir güven tesisi, Türkiye, İran, Rusya gibi ülkelerin himayesinde bir güven tesis edildi. 1511 delege bugüne kadar hiçbir görüşmeye katılmadı. Bu saydığım isimler hiç kolay kolay böyle bir araya gelip de bir şeye de katılmadılar. Dolayısıyla bu adım, yani Soçi'nin başlamasıyla beraber bu adım bir kere çözülmüş oldu. Taraflar arasındaki güven şu an tesis edildi. Üstelik bu güvenin bir de güvencesi var. Bu güvenin güvencesi de Garantör ülkeler ve onların orada kurdukları gözlem noktaları. Çatışmasız yani bölgeler. Tabii, evet. Eskisi gibi iki tane grup çıkıp provokasyon, kışkırtma yapıp bir anda bir çatışma sürecini, bunları çok gördük Suriye'de. İmkanı yok. Kontrol noktaları kurulmuş durumda. Türk askeri, Rus askeri, İran askeri ve Suriyeliler sürekli gözetliyorlar. Ve dünyaya da ortak operasyon hücresi vasıtasıyla, hı hı, her gün Rus Dışişleri Savunma Bakanlığı'nın sitesine girin. Her gün günlük olaylar
şeffaf biçimde dünyayla paylaşılıyor. Nerede ne çatışma oldu, kim bozdu? Bütün taraflarda kendi çekincelerini orada açıklıyorlar. Yani bu kadar açık bir süreç yürütülüyor. Lavrov'un da Putin'in de yani mesajı Lavrov okudu. O mesaj da çok önemli. Aslında Türkiye'nin de İran'ın da Rusya'nın da bugün Suriye'deki temel bakış açısını özetliyor. Suriye'nin geleceğine Suriye halkı karar verir. Soçi tam olarak bu. Şu an kapalı kapılar ardında ama sadece Suriyeliler konuşuyor. Yani esatlı mı esatsız mı tartışmalarını da bitiren bir Soçi yaşıyoruz değil mi? Hiç Esat konuşulmuyor. Konuşulması zaten imkanı yok. Neden? Suriye devletinin temsilcisi Beşar Caferi orada. Esad'ın konuşulması düşünülemez zaten. Şu an resmi olarak oranın devlet başkanı. Orada esas konuşulan bir mekanizmanın geçiş sürecinin oluşturabilmesi. Geçiş de şu değil. Amerika Birleşik Devletleri arasından geçiş, Esad'ın olmadığı bir Suriye, teslim olan bir Suriye. Ama burada konuşulan toplumların arasında tabii yılların içerisinde getirilen, birikilen o bütün kalıntıların ortadan kaldırılması ve Suriye'nin normal hayatına geri dönmesi. Bu belli uzlaşı noktalarını tabii ki oluşturacaktır. Ama altını şundan çizdim. Biraz önceki fotoğraflar da kritik. ÖSO ÖSO tartışmaları var ya. Yani işte bir ÖSO zaten yok. ÖSO diye bir şey de yok. Ama birileri oradan rant kazanmaya çalışıyor. Düşünün ki siz Soçi'de bu kadar toplum bir araya geliyor. 1511 delege geliyor. Bir tek Türkiye'den giden delegasyondaki bazıları tırnak içi muhalifler havaalanında bu şekilde protesto gösterisi düzenliyor. Bu kadar büyük bir girişime. Tabii başarısız. Hemen hemen de hükmü olmayan kişiler. Bir grup daha katılmadı, onu da söyleyeyim. Suudi Arabistan'ın başını çektiği grupta katılmadı. Eski Suriye'de başbakanlık yaptı. Kaçtı hatırlarsanız Türkiye üzerinden. Riyad Hicab. Onun grubu katılmadı ama grup olarak katılmasalar da oradan birçok isim şu an aldığımız bilgiler Soçi'de masadalar. Konuşuyorlar, konuşmayı tercih ediyorlar. Cenevre atıfta bulunan açıklamalar, evet, cümleler kuruluyordu. Şimdi bundan sonrasında yeni Soçiler, yeni Cenevreler ya da yeni Astana'lar mı olacak? O süreç nasıl devam edecek? Yani sahadaki gelişmeleri ya da işte İdlib'deki durumu anlattın. Şimdi oradaki nokta şu, Soçi'yi Rusya da bunu açıklıyor. Cenevre'nin alternatifi olarak kesinlikle koymuyoruz. Evet. Hedefimiz o akamete uğratılan Cenevre sürecinin canlandırılması. Birleşmiş Milletler özel temsilcisi de yine Mistura da buradaydı. O da katılması şunu gösteriyor zaten. Bu görüşmelerin Cenevre'ye tam bir hazırlık süreci olduğunu. Ne olacak? Cenevre'ye gidene kadar bir anayasa ile ilgili temel maddeler ana aktörler tarafından görüşülmüş olacak. Sahadaki gelişmeler daha da rahatlayacak. Şimdi bakın İdlib dedik. Afrin başlıyor ama İdlib kritik. Soçi'ye gelene kadar Türkiye İdlib'i gözlem noktalarını oluşturmayı taahhüt etti dedik. Bakın başladı. Bir hat halinde gitti. Bizim basınımız ne yazık ki ben gülerek izliyorum bazen. Neymiş? Türk ordusu konvoyu oraya doğru gidiyormuş. Rus uçaklarıyla Suriye uçakları Türk ordusunu bombalamışmış. Aynı gün şu an yan yana oturuyorlar. Şu an Soçi'de oturuyorlar. Yani böyle bir şey yok. Bu koordinasyon içerisinde karşılıklı olarak yapılıyor. Biz bunu daha önce de anlattık. Türk ordusunun önünü açmak için Rus uçakları önden operasyona başladılar. Türk ordusunun geçiş noktalarının önünü açtılar tek tek. Bu tamamen uzlaşılan, anlaşılan bir nokta. Hiç orada sıkıntı yok. Bu gözlem noktalarının oluşturulmasıyla bakın İdlib'de toplamda Suriye ekonomisinin içine katılmış olacak. İnsani yardımın ötesinde toplumlar bir şehrin, düşünün ki İstanbul'u izole edelim tüm Türkiye'den. İstanbul'un yaşayacağı, İstanbul'da yaşayan insanların yaşayacağı hali düşünün. Şu an izole İdlib. Ve büyük bir de içinde göç barındırıyor. İdlib de o izolasyondan kurtulduğunda hemen şöyle göstereyim bakın. Halep'ten, Aleppo'da İngilizce yazan yerden aşağıya doğru bir kırmızı yol var. Evet. M5 yolu. O çok önemli bir otoyol. Temel otoyol. Yani Ankara'dan İstanbul'a giden otoyol neyse orası da o. Şu an o hat temizleniyor, açılıyor. O gözlem noktasının sonrasında belki de Suriye ordusu biraz daha yukarıya gelecek. Ve bakın o hat açıldığı zaman ne yapacak? İdlib bölgesi ve Halep. Halep'in bütün o sanayi yapıları rahatlayacak. Türk iş adamları 2 ay sonra o yoldan aşağıya doğru yolculuk yapıyor olacaklar. Soçi'nin de anlamı bir yanıyla bu. Suriye yeniden inşa edilirken barış içerisinde de o sürecin oluşturulması. Bunda da gizli kahramanlardan biri, söylenmeyen kahramanlardan, dikkat çekmeyen kahraman, belki diplomasi masası ne alaka diyenler de olacak. Türk askeri. Türk askeri İdlib'e girmese, Türk askeri Afrin'de bu operasyonları yürütmese hala birileri PKK, PYD ile masada olmaya çalışacaktı. Hala birileri Hama'da
İdlib'deki grupçukları kullanarak provokasyon peşinde olacaktı. Ne yaptı? Türk askeri, bakın şehitlerimiz de oluyor, Allah'tan rahmet diliyoruz. Onların sayesinde, o şehitlerimiz sayesinde bugün çok uzak bir köşe gibi görünü Soçi. Soçi'de insanlar rahat rahat Suriyeliler kendi aralarında toplanıp çözüm sürecini, ne yapabiliriz'i konuşabiliyorlar. Anayasanın maddelerini konuşabiliyorlar. Bunun temelini sağlayan ve kan akıtan da bu uğurda, yani sadece kendi memleketi için değil burada Mehmetçiğin mücadelesi. Bakın Suriye bir dost kardeş ülkenin de geleceğini kurmak için de bir mücadele veriyor. Türk askerinin çok büyük, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyük bir emeği vardır. Türk Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın büyük emeği vardır. Diplomat olmamasına rağmen İran Rus dış Genelkurmay Başkanlığı ile yoğun görüştü ve kışkırtma arayışlarına sürekli beraber bir araya gelerek yanıt verdiler. Bertaraf ettiler. Kimsenin diyeceği bir şey kalmadı. Güzel olan da onlar şimdi havaalanında oturuyor bir grup. Şu an Türkiye heyeti Suriye Anayasası ile ilgili de söz sahibi. Çok daha bizim Türk Dışişleri heyetinin o grupçuklardan çok daha iyi bir şekilde bu süreci yöneteceğini herhalde hiçbirimizin kuşkusunun olmadığını düşünüyorum. O sıkıntı da bu anlamda aşılmış oldu. Evet, olumlu bir gelişme oldu. Şimdi gerek Astana'da gerek Soçi'de hiçbir komplekse katılmadan Cenevre için atıflar yapılıyor, cümleler kuruluyor. Bu bunun alternatifi ya da seçeneği değil deniyor, çok net. Ama Batı ya da Cenevreciler öyle diyelim aynı rahatlıkta değil. Bir kompleks olduğu ortada. Örneğin kesinlikle. Fransa'dan gelen bir açıklama, Soçi'den çözüm çıkmaz gibi böyle menfi, olumsuz yaklaşan. Katılmayanlar dedin, Amerika da katılmıyor. Amerika gözlemci katılmadı. Olan katılan ülkeler var. Amerika gözlemci olarak bile katılmadı. O kadar kıyısında kaldı. Batı'nın yaklaşımını nasıl yorumlamak lazım? Yani şimdi Fransa orada özel bir örnek. Fransa bugünlerde Amerika Birleşik Devletleri stratejik olarak bölgeden yavaş yavaş çekilme sürecini başlattığı için yarattığı boşluğu doldurmaya aday ülke olarak kendisini Fransa şu an öne koyuyor. Onu öyle anlamak, anlamlandırmak lazım. Burada bir Suudi Arabistan parametresi var. Esasen Suudi Arabistan şu an topluyor öbür grupları. Yani Astana süreciyle başlayan bütün görüşmelerin dışında kalan grupları konsolide etmeye, bir araya getirmeye çalışıyorlar. Toplulaştırmaya çalışıyorlar ve bir cephe yaratmaya çalışıyorlar. Ama en büyük sıkıntıları şu Umut. O yüzden biraz önce katılanları saydım. Ellerindeki kuvvetin, ellerindeki isimlerin hiçbiri Suriye halkının ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılayabilecek noktada isimler değil. Çoğunu bilmiyor bile Suriye halkı. Bir de bunun üzerine bu grupçukların elindeki, silahlı grupların elindeki alanın kalmadığını ekleyelim. Bir İdlib'de kalmadı artık, bitiyor. Temizleniyor, evet. Dolayısıyla sahada da herhangi bir etkinlikleri ve varlıkları söz konusu değil. Tek başına Ehsan Menna bile Suriyeliler için hepsinden fazla anlam ifade ediyor. Bunu Suriyeliler daha iyi bilirler. Muhalif olmasına rağmen. Dolayısıyla Batı'nın, özellikle Amerika Birleşik Devletleri, bakın Almanya'dan çok ses çıkmıyor. Bunlar önemli. İngiltere'den de çok aşırı sesler çıkmıyor. Fransa bir role soyunduğu için böyle Macron'la beraber. O da onun boyunu aşacak bir rol. O zaten hep yaşıyor Fransa bunları. Ama Batı'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu hezeyanı aynı zamanda bölgede artık elinde bir kozun kartın, yani PKK-PYD dışında bir kozun kartın olmadığını da bir yandan öne koyuyor. Yani eğer Batı'nın desteklediği komite katılmıyor ama 1511 delege Soçi'ye katılıyorsa, biraz öbür fotoğrafı bir getirebilir miyiz Soçi fotoğrafını? O heyet bir araya geliyorsa bu şunu gösteriyor. Üstelik şimdi o heyet şu an oturdular. Bir de şey yapıyorlar, beraber çalışma yapıyorlar. Ortak komisyonlar, alt komisyonlar yani dedik. Evet. İnsanlara şöyle bir baktığınızda bakın aşiret liderlerinden değişik değişik. Orta Doğu'nun biraz çeşitli renklerini de görmek mümkün katılımcılar içerisinde. Bu şunu gösteriyor, ellerinde herhangi bir enstrüman kalmamış durumda. Kenardan köşeden izlemek zorunda kalıyorlar. Bir atasözü vardır. Kedi uzanamadığı ciğere mundar derler ya. Bunlarınki birazcık böyle uzanamadıkları için ne yapacaklar? Tek pozisyonları kalıyor. Ama onlara kesinlikle Cenevreci dememek lazım. Cenevre şöyle önemli, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla oluşturulmuş bir mekanizma. Meşruluğun zeminin gelişmesi, genişlemesi anlamında. Şu an Suriye harekat yapan ülkelerde, şu an herkesi bağlıyor, herkesi bu bağlayan, herkesin ortak çerçeve olarak kabul ettiği, Rusya'nın, İran'ın en baştan beri sunduğu, Türkiye'nin de o çerçeve uygun hareket etmeye başladığı bir nokta. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla da bir çerçeve içerisine alınmış bir nokta. O yüzden ama alınmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'ın girişimiyle hep akamete uğratılmış bir şeydi. Şimdi ilk defa yakın zamanlarda artık toplanacağı belli oldu Cenevre'nin.
yeni turu. İlk defa çok daha yapıcı, anlamlı ve Suriye'nin geleceği konusunda sağlıklı bir sonuç üretecek bir Cenevre sürecini göreceğiz. O çok açık. Bugün Soçi'de belli oldu. Onun önünü açan bir Soçi zirvesi yapıldı. Batı'da evet. Çok rahatsız. O çok, yani şu görüntüyü kim görse, onlarca Suriye'nin dostları toplantısı gördüm ben. Toplandılar. 122-130 ülke. Şöyle şu fotoğraf. Şu Soçi kadar bir veremedi. Fotoğraf veremediler. İlk defa şu an Suriye için böyle bir fotoğrafı konuşuyoruz. Şimdi zirveden tabii çıkacak bildiri, bildirge sonrasında yapılacak açıklamalar da önemli. Bunları da aktarmayı sürdüreceğiz. Süremizin sonuna geldiğini söylüyor yönetmenim. O zaman ana haberimize dikkatle izleyicilerimiz bugün beklesinler. Dikkat duyursunlar evet. Haberde Türk basında olmayan ayrıntılar Soçi'den. Bizde olacak. Evet. Mustafa Kaya teşekkür ediyoruz. Teşekkür bu sohbetle ederim. Programın sonuna geldik efendim. Yarın saat 12.30'da tekrar görüşünceye dek hoşça sağlıcakla kalın.